Efendim herkese iyi akşamlar. En sıra dışına hoş geldiniz. En sıra dışı tam kadro artı bir Canik'teyiz. Samsun Canik'teyiz. Canik'ten sesleniyoruz size. Hasan Öztürk, Ahmet Kekeç, Savcı Sayan, Yusuf Ziya Cömert ve ev sahibi Canik Belediye Başkanı Osman Genç. Hepinize programa hoş geldiniz diyorum. Zannediyorum Sayın Belediye Başkanı da bize Canik'e hoş Evet, hoş geldiniz geldiniz ben. diyor. Bugün gündem çok yoğun. Her şeyi konuşacağız. Özellikle akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi tarafından verilen o kararı konuşacağız. Artık Türkiye'de casusluk yapmak serbest diyeceğiz. Nedenlerini konuşacağız. Bu kararı değerlendireceğiz ama öncelikle biliyorsunuz en sıra dışını zaman zaman Anadolu'nun çeşitli illerinden, ilçelerinden yapıyoruz. Bugün Samsun'un Canik ilçesindeyiz. Bir Canik'i biraz konuşalım. Canik aslında Samsun'un eski gerçek adı. Sonra Evet. Samsun olmuş herhalde, değil mi? Tabii 1100'lü yıllarda Selçukluların bu şehrin İslamlaştırılmasından başlıyor. Ama Canik ismi 1423'te tarihe geçiyor ve 1423'ten sonra bu isim artık bu tarihi kodlarında yer alıyor. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı olarak herkes bu işi bilir ama aslında baktığımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Canik Sancağı'na çıkışı vardır. Ayağının bastığı yerin adıdır Samsun. O günün sınırlarına baktığımızda Tokat, Niksar, Amasya bölgesi içinde olmak üzere bugünkü Ordu ilimiz, vilayetimiz Sinop'un da Dikmen ilçesi içinde ama bu coğrafyanın adıdır Canik Sancağı. Canik Sancağı tabii önemli bir ticari bir merkezdir. Bilim ve sanatta Harput da gibi herhalde, değil mi Ahmet Kekeç? tabii. Harput da biz Ama aynı zamanda yörenin adı. yörenin adı. Yörenin, tabii ki eyalet olarak iki yere bağlı kalmış tarih boyunca. Birisi Sivas'tır. Tren yolunun Sivas'tan niye gittiğini Samsunlular çok niye böyle uzatarak Ankara'ya ulaşıyor diye baktı. Aslında Sivas bizim eyaletliğimizi yapmış. 93 Harbi'nde de Trabzon'a bağlanmış. 1900 yılların başında bağımsızlığı tekrar Sivas eyaletine bağlanması vardır. Tabii ki 1920'lerden sonra vilayet ilan ediyor. Vilayetin ilk ismi Canik vilayeti olarak ilan ediyor. Daha sonra da 1925'lerden sonra Samsun ismini alıyor. 1994'te Samsun Büyükşehir oluyor ve 1994 yılında da 4 5 alt kademe belediyesinin isimlerinin birisi Canik ismini de Nedir bu Canik? bölgeye veriliyor. Dolayısıyla bu bölgeye o gün baktığınız zaman aslında Canik'le alakalı bu bölgemizde aslında bir bina bile yoktur. Bir eser bile yoktur. Çünkü şehrin arka bahçesi olarak planlanmış. Aslında Canik'e baktığınız zaman bizim asıl Samsun dediğimiz tarihi kodda Selçukluların kurduğu şehir ilk adım bölgesindeki yerdedir. Ona biz Saathane Meydanı dediğimiz yerdir. Tabii o günkü siyasi görüşlere göre kim hangi partiden kazanmışsa işte Milliyetçi Hareket Partisi buraya kazanmış. İlk adım alt kademe belediyesinin Refah Partisi belediye başkanı kazanmış. Gazi Belde vardı. Orayı işte Cumhuriyet Halk Partisi, Atakum Cumhuriyet Halk Partisi. Ama ilk adıma verilmek zorunda. Çünkü Atatürk'ün ayak bastığı ilk yer ilk adımda olduğu için ilk adım ismini almıştır. Fakat tarihteki Canik aslında Canik bahsettiğimiz zaman herkes sadece ilçemize ait bir isim değil. Tarihi kodların az önce ifade ettiğimiz geçmişi olan önemli tarihi geçmişi var. Fakat bugüne geldiğimiz 2008'de ilçe olmuş, statüsü verilmiş olan ilçemiz, biz 2004 yılında belediye başkanı olduğumuzda 52 bin nüfusu olan bir ilçeydi. Ama bugün geldiği nokta 97 bin nüfusu olan, yani %52 biz nüfus artışı yaptık. Merkezdeki nüfusu söylüyorum. Canik nedir? Canik sahil anlamına gelen, candan anlamına gelen anlamı vardı. Mesela ordular, Ünyeliler Canik'e gidiyoruz dediklerinde sahile gidiyoruz anlamı ifade etti. Canik dağlarının alakası yoktur. Şimdi bizim Giresun'daki Canik dağlarının onu birbirine karıştı. Canik sahil anlamı taşıyan anlamı olan bir kelime bu. Tabii tarihe geçişine baktığımda 1423'te tarih kitaplarına geçti. Bizim ilçemize tekrar dönersek 1994'ten 2010'a
16'dayız ama ilçe statüsünü 2008'de kazanmıştır. Hı hı. Ve ilçemiz son 13 yılında önemli değişim ve dönüşümleri yakalamıştır. Gerçi şehirler bir bütün olarak bakılır. Biz 17 ilçeden birisiyiz. Yani Samsun'un 17 parçasından bir parçasıyız biz. Çünkü 21. yüzyıl şehirleri artık sadece kaldırım yapan, yeşil alanlar üreten değil, o şehrin, o ilçenin ekonomisiyle, sanatıyla, kültürüyle her alanda ilgi duymak zorunda. Çünkü 21. yüzyıl şehirlerin yarıştığı bir yüzyıl. Bütün yetkiler yerel yönetimlere devredildiği bir yüzyıl. Ya kaldırım yapmakla artık, yani çöpü topluyor olmakla falan övünemez bir belediye başkanı. Dolayısıyla biz bir formül üzerinde ilçeyi kodladık. O da şudur: 3K ve 3E formülü. Bu nedir? Kurumsallaşacaksınız. Sonra kültürel dönüşüm ve sonra kentsel dönüşüm. Bütün bunları hayata geçirirken 3 şeyi ihmal etmeyeceksiniz. Bir, eşit hizmet götüreceksiniz. Ve kentsel dönüşümü hayata geçirirken ekoloji dengeyi bozmayacaksınız. Ve aynı zamanda bu ekonomiyi de eşit şekilde şehrin her tarafına taşıyacaksınız. Şöyle bir handikap vardı şehirlerde. Şehirlerin sadece batısı gelişir. Doğusu hep arka bahçesi olur bu şey. Ama 21. yüzyıla baktığımızda, buna da baktığımızda çok gerilere gidersek aslında bu bir zihniyetin ortaya koyduğu bir anlayış olarak düşünüyorum. Şehirlerin batısı her zaman çok güzeldir. Doğusu ise her zaman kötüdür ve gelişmemiştir. Ketoların oluşturduğu. Doğudan gelen her şey kötüdür anlamı mantığı taşıyan, bunun bir siyonist bir fikri ve düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Bizim de şehri Samsun'u planlarken şehrin arka bahçesi olarak planlanan tek yer bizim bu bölgeydi. Cezaevi buradadır. Lastik fabrikaları buradadır. Çöp istasyonları buraya koymuştur. Mezbahaneleri buraya koymuştur. Dolayısıyla bu şehrin doğusudur. Burası gecekondulaşmanın ve şehirde bile köyde bile barınamayan insanlar yaşayabileceği bir alan olarak üretilmiştir. Elit tabakanın oturacağı yer şehrin batısıdır. Atakum dediğimiz ilçedir. Orta gelirlerin olduğu yer de İrkadın ilçesi diye. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda bu böyle olmaması gerekli. Çünkü biz hakikaten kurumsal dönüşümü Türkiye'de gerçekleştiren ilk 4 kurumdan birisiyiz. Kurumsal dönüşümden kastımız şu. Bir şey değil mi? Evet, ilk 4'teyiz. Bunu resmi veriler olarak ilk 4'teyiz. Yani bizim kendi iddiamız değildir bu. Bugün Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Canik Belediyesi ve kısmen de Bağcılar Belediyesi elektronik belge yönetim sistemi kuran tek 2 belediyeyiz biz Türkiye'de. Ve ilk 3 ay içinde Karadeniz'de ISO 9001 belgesi alan da tek belediyeyiz. Kurumsallaşmak demek bizim sadece bilimlerin içindeki yapının oluşturulmasıydı. Biz yapıyı da değiştirdik. Mesela biz bugün gördüğünüz belediyenin içindeki meselesindeki müdürlerimiz artık memurlarıyla birlikte bir arada çalışan. Sadece geçmişteki müdürlükler değil, yeni müdürlükler ihtas eden bir belediyiz. Mesela akademik belediyecilik birimimiz var, hukuk birimimiz var, aile birimimiz var, proje birimimiz var. Bu proje birimimiz okullardaki çocukların, mucit olan çocukların önünü açmak için kurulan proje. Bir dakika. Dış ilişkiler birimi var başkanım, mesela. Başkanım bir saniye. Mucit olan çocukların. Evet. Bu beni çok heyecanlandırır. Ben böyle şeyleri çok severim. Evet. O yüzden geçmeyin dedim. Mucit olan çocukların teşvik edilmesi. Projesine katkı sağlamak, ekonomik katkı sağlamak. Ne var, bir şey çıkıyor mu oralardan? Kesinlikle. Yani çıkıyor. Şu açıdan soruyorum. Dünyada gelişmiş ülkeler okullarında bu tür çalışmalar yaptırırlar. En akla ziyan fikirler ve sonrasında icat edilen her şey oralardan çıkar. Bir şey çıktı mı hiç oralardan? Şimdi tabii bizim çıktı ve çıkmakta ve devam etmekte. Bizim her yıl bu mucit çocukların okullarda sergileri var. Ama biz akademik belediyecilikte çocuk bilimlerimiz var bizim. Lisede okuyan çocuklarımız, bir de üniversitede okuyan çocuklarımız. Devletin nasıl işlettiğini öğrenmek istiyorsa geliyor haftanın bir gününde belediye başkanı müdürlüklerde, haftanın belirli günlerinde devletin nasıl işlediğini, bu kurumların işleyişine, yönetseline kadar her alanı izleme imkanı ve fırsatı yakalıyor. Mucit olan çocukların işte bu buluşlarını devam ettirmek istiyorsa ekonomik ihtiyacı var. Bu ihtiyacını gideriyorsunuz ve böylece o çocuklarımız yeni ufuklara ulaşıyor.
bizim belediyecilik anlamda da buluşlar oldukları gibi farklı alanlarda. Mesela ışınla birlikte aracın yarışlara kattığımız şeyler var. Ondan sonra bizim TÜBİTAK'ta ilk içine giren projeler var bizim çocuklarımız gençlerle beraber. Dolayısıyla bu bizim proje bilimi aslında eskiden üstün yetenekli çocukların, şimdi Türkiye'de buna bilim ve sanat merkezleri adı altında konuluyor. Aslında Osmanlı Enderun Mektepleri dediğimiz mekteplere tekrar dönülmesi gerektiğini düşünenlerden birisi. Bu üstün yetenekleri alıp okul öncesinden anaokuluna, yani Sibyan Okulu'na başlayıp üniversiteye kadar giden okul sistemini, eğitim sistemini kurmak zorunda. Bu %2,5 civarında anladığım kadar Türkiye'de bu üstün yetenekli çocuklar. Eğer onların elinden tutamazsanız, onları doğru yetiştiremezseniz ülkenin ne türlü zararlara gideceğini hep birlikte bugün görüyoruz. Aslında üstün yetenekli çocukların bugün toplumda kullanarak terör olaylarına veya farklı olaylarda kullanılıyor. Dolayısıyla biz bununla alakalı bizim bu kültürel dönüşümün içinde bizim Mevlana Yaşam ve Eğitim Kampüsümüz var. Sibyan Okulu'ndan başlıyor. Bizim Sibyan Okulu'nda Türkiye'nin en çok Sibyan Okulu olduğu şehir biziz Canik ilçesi olarak. Nedir Sibyan Okulu? Sibyan Okulu şudur. Okul öncesinin eğitimini almış, aynı zamanda ilahiyat eğitimi de almış bir öğretmenin 4 yaş grubundaki çocuklara okul öncesi eğitim vermesi. Buradan başlıyor. Yani kendi değerleriyle birlikteki eğitimin buradan başladıktan sonra ilkokula giden çocuklarımız etüt merkezleri, yetenekleri, resim, müzik, hangi alanda yeteneği varsa o yeteneğine alakalı bizim takviye kurslarımız var. Çocuklarımız için. Ressam yetişecekler. Mesela tiyatro okulumuz var bizim. Tiyatro yeteneği olan çocuklarımız tiyatro okulunda değerlendiriliyor. Diğer taraftan matematikle alakalı, fizikle alakalı. Hangi alanda yeteneği varsa çocuklarımız, o alanda çocuklarımız alıp biz etüt merkezlerimizde. Bu dediğim 15 dönümlük bir arazinin içinde 11 binası olan bir Mevlana Yaşam ve Eğitim Kampüsü'nden bahsediyorum. Bu bizim kültürel dönüşümü önemli bir katkı sağlamıştı. Zaten derdimiz, bizim en büyük sıkıntımız ve problemimiz eğitimsizlikti bu bölgede. 7 okulumuz vardı bizim. Sadece ilkokul ve ortaokul lisesi de içinde olmak üzere. Tek lisesi olan, fakat şu anda 24 eğitim yuvasına merkeze kavuştuk biz. Çünkü eğitimin altyapısını çözdük. Nüfus biz kaç şu 30, anda burada? Şu anda 97 bin nüfusumuz var. Biz 35 milyon TL eğitime, kültüre ve sanata para harcayan bir belediyeyiz. Bunu bütün bizim Karadeniz'deki belediye toplarsanız bunu bu tip bir bütçenin eğitime harcanmamış. Çünkü bizim bölge eğitimde öğretmenlerin sürgün olduğu bir bölgeydi. 7 okulu vardı. Sürgün edilmesi gerekirse bir öğretmen ceza alıyorsa bu şehirde ilk süreceği yer Canik bölgesi. Fakat, bu ne fakat kadar bugün kötü. Çok bugün geldiğimiz şey Turgay Bey. Şunu bir açayım. Evet. Şimdi şehrin doğusu sürgün bölgesi. Bu ne kadar kötü bir şey. Yani siz oraya geliyorsunuz belediye başkanı. Abi bakıyorsunuz belediye başkanısınız orada. Bir bakıyorsunuz burası sürgün bölgesi. Niye 7 okul var sınıflarda faraza bugüne kadar. Evet. İşte normalde 30-40 ise burada 70 öğrenci var. Öğretmen geliyor ya. İşte o yetersiz okullar, yetersiz bilmem ne vesaire. İmaja yönelik katkınız kesinlikle çok olmuş herhalde. Evet, onu ifade ettim. Bugün bizim her okulumuzda çok amaçlı salon vardı. Bu bizim Türkiye'nin pek çok yerinde yoktu. Her okulumuzda. Siz mi yaptınız? Evet, biz yaptık. Bizim burada 2004 yılında tek bir tane bizde çocukların etkinliğini yapacak tek bir yerimiz yoktu. 100 kişi. Ama şimdi her çocuğumuz, her okulunda çok amaçlı konferans. Sadece ilçemizde yapmadık. Diğer ilçelerimizde de yaptık biz onu. Eğitimle alakalı gelen, bizim kapımıza gelen herkes buradan faydalanıyor. Ama biz kendi ilçemizle alakalı söylüyorum. Her okulumuzun bahçesini biz kendi evimizin, kendi belediyemizin bahçesi olarak kabul ettik. Bir defa estetikte bir dönüşüm yaşadık şehirde. Fiziksel değişim olarak. İçinde dedik ki biz bunun kültüre ve sanata ve çocuğu geleceğe hazırlayacak olan, ben öğretmenlikten gelen birisiyim. En önemlisi çok amaçlı bir salondur. Siz orada bir tiyatrocu yetiştirecekseniz, şair yetiştirecek, edebiyatçı yetiştirecekseniz böyle bir salona muhakkak sizin ihtiyacınız var. Biz her okulumuza bu ihtiyacını giderecek salonlar yaptık. Bu yetmez gibi kütüphaneler yaptık. Kütüphaneler sadece kitap değil, elektronik kütüphaneleri de yaptık burada. Dolayısıyla kültürel dönüşümde önemli bir mesafe almış bir ilçeyiz.
en düşük olan, eğitim seviyede en düşük olan ilklerin arasına girdik artık biz eğitimde. Hem fiziksel olarak eğitimde girdiğimiz kalitede de önemli mesafeler aldık. Şimdi orta öğretimde biz şeyiz. Size ne bunu milli eğitim düşünsün? Bize nedir ifadesini söylüyor. Dolayısıyla biz bu toplumun gelişmesi, fiziksel değişim sadece yetmiyor Turkay Bey. Yanında bir de kültürel dönüşüm ve zihniyet dönüşümü gerçekleştireceksiniz. Başkan Bey, zihniyet dönüşümü derken benim sizin orada bir şey dikkatimi çekti. Geldik biz sizin katınıza çıktık, yürüdük. Sizin odanıza gideceğiz. Ya bir yerden girdik ama düz koridorda yürür gibi kapı yürüdük. Ne kapı var ne baca var. Böyle bir şey. Ben böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Yani şeylerde böyle atölyelerde, açık ofislerde falan filan buna benzer bir durum vardır ama oralarda oda kavramı zaten yoktur. Ama sizin odanıza herhangi bir kapıyı çalmadan, herhangi bir kapıya rastlamadan biz ulaştık. Yani bunu ben ilk defa bir yerde görüyorum. 2004 yılında bizim... Bu sizin fikriniz kapı mi? Bizim fikrim, kapı bulamayınca 2004 yılında önceki yönetimler, en büyük milletimizin şikayeti belediye başkanına ulaşamıyoruz. Şikayetiydi. Ve hakikaten eski bir yerim bizim bu şimdi en büyük alışveriş merkezinin olduğu ve 500 otelin olduğu yerdeydi. Bir otokarın içinde bir otel bozmasında bu belediye değildik. Biz devraldım 2004 yılında. Her şeyin gemilerin cirit attığı bir yer. Böyle bir berbat bir yerdi. Belediye başkanı bir asansör var. Binerdi ve üstünde odasına geçerdi. Tek onun asansör sadece onun katına çıkan bir asansörü vardı. Ve vatandaşın gerçekten müthiş bir şikayeti var. Der ki biz şeye ulaşamıyoruz. Belediye başkanına ulaşamıyoruz. Benim ilk sözüm şuydu. Geldiğim gün kapıyı çıkaracağım. Artık aramızda kapı olmayacak dedim. Hatta bize o gün popülizmle suçladı. 6 ay dayanamaz, 3 ay dayanamaz. Herkes söyledi. Aslında bize çok faydalar da oldu ilk dönem. Niye? Herkesi açık. İnsanları tek tek içeri almaktan herkesini birlikte alıyorsun. Hepsine birlikte anlatıyorsun meseleyi. Tek tek kapının arkasında değil. Kapı yapmamışsın ama acayip bir merdiven yapmışsın. Biraz zor oluyor. Dolayısıyla asansör var canım. Orada o gördüğünüz ilk kapı 2004 kapısı. Sonra biz 2013 yılında hizmet binamızı bitirdik. Bütün bu kültür ve spor tesislerini bitirdikten sonra artık milletimizi size yakışacak bir hizmet binası yapmamız lazım. Pardon, dedik bu binayı. Türkiye'de trafik lambası sistemi olmayan yerlerden biri Samsun muydu? Trafik lambası var. Var var. Geçmişte illerden bir iki il vardı böyle. Ya Samsun'da trafik lambası her zaman Türkiye'de var. Tamam. Peki. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani sizin alanınıza mı girer bilmiyorum. Yani sizin coğrafi sınırlarınız içinde mi bunu gerçekleştirmek gerekir? Ben Samsun'a daha önce gelmiştim. Şimdi Samsun tarihi bir şehir, evet. Önemli de bir şehir ama Samsun'da bir meydan yok. Kentleri gösteren meydanlardır. Şimdi arkadaşlar, sizin arkadaşlarınız bu sanayinin bulunduğu bölgeyi gösterdiler. Orada bir kentsel dönüşüm tasarlıyormuşsunuz. Samsun'da galiba. Mı yok, Canik'te mi yok? Canik sınırları içinde. Ha, genel olarak Samsun'da, evet. Yani o merkez ilçeler dahil bir alan yok. Kent meydanı yok. Yani büyük bir alan yok. Ben bir turist olarak, dışarıdan Samsun'a gelmiş bir insan olarak gözüme o sanayi bölgesini kestirdim. Orada bir kent meydanı olsa çok güzel olur. Basacaklar buraya sanayi. Sizin var mı böyle şimdi bir projeniz? Ek söyleyelim. Yani sizin kapınız yok ama kapının, yani kapı gibi yürüdüğümüz yerde bir tane böyle bir maket vardı. Evet. Orada da öyle bir şeyler görmüştük. Yani. Bizim öneri projemiz var. Olay şudur. O maket çok, orayla mı ilgiliydi? Evet, orayla alakalı meseledir. Şimdi şehirlerin geleceklerini planlayan ve medeniyetini oluşturan şehirlerdir. Siz gelecek nesille, gelecek yeni bir nesil inşası iddiası olanlar kendi şehirlerini planlamamış ise ve buna kafa yormamış ise yeni bir nesil inşa etme şansınız yoktur. Dolayısıyla yeni bir neslin inşası ve yeni bir medeniyetin geçmişteki medeniyeti bugüne 23. bin yılın başına güncelleyeceksek şehirleri yeniden düşünmek zorunda. Bizim Cumhuriyet dönemi dediğimiz 90 yıl çok handikaplı ve çok kötü bir mimarisiyle, gece kondulaşmış bir şehirleşme anlayışıyla bugünkü nesiller kavga, birbirine kavga eder hale gelmiştir. Çünkü geçmişle bugünü, tarihle de bugünü buluşturamazsanız gelecekle alakalı iddianız olamaz. Çünkü şehirlerin en büyük handikabı bugün Türkiye'de, ki bizim şehrimiz aynıdır, plansız şehirlerdir.
İki meseleyi halledemeyen şehirler geleceği halledemezler. Şehirler marka olacak, ülke marka olacak. Birisi planlama. Planlamaktan kastım iki türlü planlamaktır bu. Birisi sosyolojik planlama. Yani insanın bütün ihtiyaçlarını göz önüne alarak planlama. Bu maalesef bu yüzyılda da göz ardı ediliyor. Sadece mekansal planlama. İkinci dediğim mekansal planlamadır. Dolayısıyla şehirlerin bu master planı yapmayan şehirler akşam ne düşünür? Sabah kalkıp onu uygulamaya koyarsınız. İki gün sonra size yük olmaya ve problem olmaya başlar. Mekansal ve sosyolojik planlamamda kastım şudur. Nasıl ki bir telefonunuzun kullanma kılavuzu varsa şehrin de kullanma kılavuzu olmak zorunda. Üçüncü bin yılın başındayız. Medeniyetlerin de hepimiz bildiği gibi bin yılda oluşuyor ve bizim planlamamız ve planlama anlayışımız Osmanlı ve Selçuklu'dan gelir. Selçuklu ise peygamberi bir planlamayı taşımıştır Osmanlı'ya kadar. Nedir o? Merkezine Mescid-i Nebevi'yi koymuş. Evet. Yani insanı koymuştur merkezine. Biz bunu yapamadık. Ondan sonra etrafında meydan koymuştur. Sonra idari binaları, daha sonra da ticari ve ondan sonra konut taşımayı. Hatta peygamber diyor ki şuraya kadar ağaç kesmek yasağı getiriyor. Yeşil burada büyüsün. Çocuklarınız toprakla oynasın. Bugünkü onu bugüne güncelleştireceksiniz. Üçüncü bin yılın başına güncelleştireceksiniz. Ve şehirleri tekrar birlikte düşünmek zorundayız. İkinci mesele güvenlik meselesidir. İkinci mesele şehirlerde güvenlik şehri oluşturamazsınız. Birinci güvenlik polisiye güvenliğidir. Diğeri ise şehri yönetenlere güvenmek. Mahremiyet meselesi. Emniyet meselesi. İkincisi ise şehri yönetenlere güvenme meselesi. Hmm. Çünkü artık bu yüzyılda ekonomi, ticareti, ihracatı şehirlerde geliştirecek olan yerel yönetimlerdir. Merkezi hükümet değildir. Sizin ihracatınız 3-4-5 milyar ise onu ancak yerel siyaset oraya taşıyabilir. Biz hala hükümetlerimizin şehirlerin ticaretini geliştireceğini düşünüyoruz. Hayır. Artık başarı kriterleri, belediye başkanlarının başarı kriterleri nedir? Eskiden ülkelerin yarıştığı kriterlerdir. Şehrin önüne, imparatorluklar ve şehirler vizyon koymak. Tabii. Yani imparatorluklar yarışıyordu, ulus devlet yarışıyor. Şimdi şehirler yarışıyor. Diyor ki siz kişi başına düşen milli gelirinizi kaç liradan, 9 liradan alıp 12 liraya mı çıkardınız? Başarılısınız diyor. Niye daha Niye daha çıkmıyorsunuz? Yani yerel yönetimlere bırakılması gerektiğini söylediniz. Bence çok önemli bir şey bu. Ya, bırakıldı zaten. Bu yetkiler bizde. Tabii ki sizde de. Niye çıkıp kazanıyorsunuz? Yani hendek daha kazı, çıkmanız gerekiyor sizin. Gerçekten. Yani bunları seslendiriyor olabilmeniz, bütün bunların yerel yönetimlere bırakılması, yerel yönetimlerin işte ya da bunun önemini anlatıyor. Kenti planlaması filan, bunlar önemli şeyler, önemli gelişmeler. Yani bu sadece Samsun'la Karadeniz'le sınırlı bir şey değil. Güneydoğu Anadolu bölgemiz için de geçerli bunlar. Doğru. Ama oradaki insanlar dağa çıkarız falan diyorlar. Siz niye çıkmıyorsunuz? Vallahi şimdi sizin o meydandan bahsettiğiniz oradan geçelim. Şehir insan gibidir. Yani insan vücudu neyse şehir odur. O meydan ve şehrin merkezi dediğin insanın kalbi neyse şehrin meydanı da kalbi de odur. Dolayısıyla şehri yönetenler meclis üyeleri, belediye başkanı, şehrin doktorlarıdır. Eğer yanlış teşhis koyar iseniz yanlış netice alırsınız. Şehri öldürürsünüz. Tabii. Yanlış netice alırsınız. İşte dağa çıkma meselesi şehirlerdeki mesele de buna benzer olduğunu düşünüyorum. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Bir mola vereceğiz. Arada. Molanın ardından devam edeceğiz. Şu molanın ardından Can Dündar meselesine geçeceğiz. AYM'nin bu kararı ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Birilerinin böyle sevinç çığlıkları falan var. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Bu Türkiye'ye bu süreçte bir operasyon mu? Az sonra. Sakın bir yere ayrılmayın. Az sonra devam edeceğiz. Evet, yeniden birlikteyiz. En sıra dışı kaldığı yerden devam ediyor. Samsun Canik'ten canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi bugün Turgay Bey ben devam edeceğiz o meseleye. Hayır, başkana aklımdayken bir soru sormak istiyorum. Hayır, devam edeceğiz. Sonunda devam edeceğiz yine. Tamam o zaman. Şimdi Ahmet Kekeş'le devam edelim. Şu, Anayasa Mahkemesi bugün bir karar verdi.
Aslında bu vereceği karara ilişkin bunun ipuçlarını görmüştük. Yani kararı değerlendirmekte bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Röportörün de kararı var evet, diyorum. Şöyle, hatta ben bugün dedim ki Anayasa Mahkemesi üzerinden söylemiyorum bunu. Bugün bir büyük paralel operasyon Türkiye'ye yapılma girişiminde bulunacak. Ne olacak? Bekleyip göreceğiz demiştim. Böyle bir şey çıktı. Anayasa Mahkemesi hak ihlali falan dedi. Bir karar tabii verdi. Gerçi son gelişmelere bakmadım. Bu gece mi tahliye edilir? Tahliye edilir. Olur mu olmaz mı? Mahkemene olur mu olmaz mı? Yani. Bunları bilmiyoruz. Evet. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar aldı. Buna tabii ki saygı duymak zorundayız ama bu eleştirimi ceza anlamına gelmez. Hı hı. Ben eleştiriyorum Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını. Şimdi şöyle de bakmak lazım. Söz konusu olan iki gazeteci, Can Dündar ve Erdem Gül. Şimdi bizler de gazeteci olduğumuz için belki insanlar ekstra bir hassasiyet bekleyebilirler. Hemen şunu söylemem lazım kendi adıma. Biz insanların içeride tutulması gerektiğini savunan manyaklar falan değiliz yani. Bu bizim can attığımız bir durum değil. İşte içeride çürüsünler diyecek halimiz de yok. Ama bu arkadaşların tırnak içinde mağduriyetiyle sonuçlanan meseleye bakmamız gerekiyor. Bu meselede bir problem var. Şimdi burada yargılanan şey gazetecilik falan değil. Daha doğrusu şu. İsmi Can Dündar olan bu arkadaşın gazeteciliğinde bir problem var. Bu sadece MİT tırları hadisesindeki tutumuyla ilgili bir durum değil. Genel olarak bu arkadaşın ya da bu arkadaşların gazeteciliklerinde sorun var öteden beri. Şimdi şöyle de sorulabilir. Gazeteci eline geçen belgeyi, görüntüyü yayınlamalı mıdır? Bu bir gazetecilik görevi midir? Doğru, yayınlamalıdır. Ama biz bu arkadaşlarda, özellikle ismi Can Dündar olan bu şahısta, sair konularda bu hassasiyeti hiç göremedik. Siyaseti sıkıştıracak konularda cevval davranan, gazeteciliğini hatırlayan bu arkadaş, diyelim ki siyasete müdahale eden odaklar söz konusu olduğunda, cuntalar, darbeciler, derin devlet ya da derin devletin katilleri söz konusu olduğunda bu cevvaliyeti hiç sergilemedi. Hürriyeti bağlayıcı müdahaleler döneminde, işte 28 Şubat'ta hiç bu gazetecilik hassasiyetini sergilemediği gibi, üstelik bir de bu baskı mekanizmalarına işlerlik kazandıran bir mesleki çaba içine girdi. Bu mesleki bir çaba da değildir ama böyle bir çaba içine girdi. Şimdi burada şöyle bir durum da var. Bu arkadaşların mağduriyetiyle sonuçlanan konu bir yayın yasağıyla bir anlamda müeyyideye bağlandı. O konu hakkında yorum yapmak müeyyideye bağlandı. Yani bu arkadaşlar bir önce yayın yasağını çiğnediler. Şimdi mahkeme bir konuda karar alır, der ki bu konuda şu tarihe kadar konuşamazsın, yazamazsın, yorum yapamazsın. Bu hoşumuza gitmese de bunu uymak zorundayız biz. Bunu eleştirebiliriz ama. Evet. Bunu ihlal ettiğimiz an yakamıza yapışır. Devlet yakamıza yapışır. Şimdi burada bu suçu ihlal ettiler. Birincisi bu. İkincisi bu MİT tırları hadisesi bizim bu bir gazeteciliktir diye geçiştirebileceğimiz bir olay değil. Sonuçlarını bugün gördüğümüz, Türkiye'yi sıkıştıracak bütün o siyasal hareketlerin neredeyse bağlantı noktası. İşte Suriye'deki durum, bayırbacak Türkleri, efendime söyleyeyim, işte PYD, yani bütün meseleler gelip buraya bağlanıyor. Hatırlayalım, 17-25 girişiminden hemen sonra cemaate bağlı bir gazeteci 25 Aralık zanlılarıyla ilgili bir tweet atmıştı, şunu söylemişti. Türkiye'de El-Kaide'ye yönelik bir operasyon var. Hükümet bu operasyonu engelliyor. Yani ismi cismi olan iş adamları, siyasetçiler, bakanlar
başbakanın oğlu, işte Kanal İstanbul'un, işte 3. Havalimanı'nın müteahhitleri birdenbire El-Kaide militanı yapılıverdi bu arkadaşın nezdinde ve bu dolaşıma sürüldü bu tweet. Arkasından Türkiye IŞİD'e yardım ediyor, Türkiye IŞİD'e silah gönderiyor diye bir başlık ortaya çıkarılması gerekiyordu. Bu başlığın ortaya çıkarılması için paralel organizasyon MİT tırlarda bir operasyon düzenledi. O bir çalışmaydı, özel bir çalışmaydı. O başlık armağan edildi Türkiye düşmanı çevrelere. Arkasından işte bir sene sonra filan bu Can Dündarlar marifetiyle bu tekrardan dolaşıma sürüldü. İşte bir takım görüntülere ulaşıldı. Bunun üzerine spekülasyon devam etti. Üçüncüsü ve en önemlisi şu. Gizli servislerin operasyonlarını fahş etmek dünyanın neresine giderseniz gidin suçtur. Yani sen oturup da CIA'nın bir operasyonu fahş edemezsin. Görüntüleyemezsin, yazamazsın, engelleyemezsin. Ya da savcıysan işte o araçları çevirip arama yapamazsın. Şimdi bu arkadaşlar bu suçu da ihlal ettiler. Bu yasağı da ihlal ettiler. Yani gizli servisi birden dünyanın en zalim terör örgütüne işte yardım etmekle suçlayan o çevrelere hizmet ettiler. Onlara bir takım malzemeler ürettiler. Bu gazetecilik falan değil. Bu Türkiye'nin savunma reflekslerini yok etmeye çalışan geniş çaplı bir operasyonun içerideki medya ayağıdır. Kimse bana Can Dündar'ın gazetecilik sahikiyle bu işlere yeltendiğini anlatmasın. Çünkü ben o adamın ciğerini biliyorum. Biliyoruz yani hepimiz biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı herkes herkesi tanıyor. Biz gerçekten de gazetecilik yapması gerektiği alanlarda bu arkadaşların hiçbirini göremedik. Şimdi kalkmışlar başımıza gazeteci kesilmişler. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını ben hiç kusura bakmasınlar. Anayasa Mahkemesi de buradan alınganlık çıkarmasın. Bunun da öteden beri sahneye konulan operasyonun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Altını bir kez daha çiziyorum. Manyak değiliz. O insanları içeride tutmaya meraklı değiliz. Ama burada bir gazetecilik yok. Burada iyi niyet yok. Burada dolayısıyla işte hak ihlali diye geçiştirebileceğimiz hukuki bir karar yok. Burada adlı adınca bir operasyon var. Bu operasyonun ipuçlarını ortaya çıktıkça ilerleyen vadede konuşacağız. Peki. Daha çok bu konuyla ilgili detaylar var. Ona geleceğiz ama Hasan Üstürk. Şimdi şuradan başlayalım. Doğru. Anayasa Mahkemesi'nin kararı işte bağlayıcıdır. Amenna. Ama eleştirebiliriz. Eleştirmemiz gerekiyor. Birincisi Can Dündar ve o arkadaşın Erdem Gül'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini söyleyenlerden biriydim. Fakat onca dosya elinde beklerken Can Dündar ve Erdem Gül'ün dosyasını öne çekip karara bağlayan bir Anayasa Mahkemesi'nin olduğuna işaret etmek istiyorum. Nice müracaatlar var oraya. Nice insanlar bizim de yargılanmamızda ya da işte tutukluluk devamında hak ihlali var gerekçesiyle müracaatları var. O müracaatlara hiçbir şey yapılmazken bugün Palas Pandras Anayasa Mahkemesi tutup işte 12'ye 3 böyle bir karar alıyor. Bu karar sorgulanmalı. Şimdi Ahmet Kekeş daha çok Can Dündar'ın yaptığı gazetecilik faaliyeti midir yoksa başka bir şey midir konusuna değindi. O konuya değineceğim ama ben Anayasa Mahkemesi'nin nedir? Buraya biraz gelmek istiyorum. O da şu. 1961 anayasasıyla başımıza musallat edilen bir üst mahkeme. Musallat ediliyor diyorum. Yani bu nedenini açıklayacağım. Çünkü halkın iradesinin temsil edildiği meclisin doğru karar veremeyeceği zamanlar olacaktır. Ve bu doğru karar veremediği alanlara müdahale etmek için bir şey icat edilmiştir. Yani kendilerini küçük tanrıcıklar olarak konumlandıran yargıçlar var.
Ve bu yargıçlar ne hikmetse milletin seçtiği vekillerin aldığı kararlar üzerine, yani yasaları denetleme üzerine. Ama mesela esasa dair ama bir şey yapamaz. Spesifik. Doğru. Yasaların anayasaya uygunluğunu denetler. Denetler. Ama bir dakika. Şey hayır, işte onun için diyorum. Esasa giremez. Doğru. Yani esasa giremez. Bu mesela esasa giremez. Hayır, giremez yani. Giremez. Girdi mi? Girdi. Kaç kere girdi? Ya. Şimdi 367'yi hatırlamamız lazım. Abi. Hiç. Tedbirler yasası var. Kepazeliktir. Tam bir kepazelik. 367'yi hatırlayalım. Anayasa Mahkemesi'ne gitti CHP. Dedi ki mecliste 367 kişinin olması gerekiyor. İşte salt çoğunluk falan filan meselesinden dolayı. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi doğrudan esasa girerek Sayın Abdullah Gül'ün meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçileceği dönemde o seçimin önüne geçti. Öyle bir karar aldı ki Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığını düşürdü. Düşürdü. Tabii düşürdü. Aynen öyle yaptı. Attığı bütün imzalar boşa çıktı. Boşa çıktı. Aynen. Evet. Yani onun üzerine hikaye çok. Yani başında neler Atatürk geldi. Yine hatırlayın. Twitter, Facebook yasakları ile ilgili yine öne alınan dosyalar var. Ve doğrudan o dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamalarını hatırlayın. Bir bugün o günleri bir düşünün yani. Ve doğrudan hiç alakası olmadığı halde kendine görev bilip verdiği kararlar var. Yine Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi meselesi diye bir meselemiz olması gerekiyor. Dün vardı. Biraz unutmuştuk. Ama bugünkü Can Dündar meselesiyle beraber bunu tekrar tartışmaya açmamız gerekiyor. Çünkü biz hani meclis iradesinden başka irade kabul etmiyoruz. Millet iradesinden başka bir irade kabul etmiyoruz. Esas olan milletin iradesidir filan diyoruz. Tamam, check balance, amenna. Yani mutlaka ve mutlaka denetleme olacaktır. Yasama, yargı, yürütme diye 3 tane erk var. Bu erkler birbirlerini denetleyeceklerdir filan. Amenna. Ama bu erklerin birbirinden üstünlüğü olmasın derken en üste meclisi koyar. Bütün dünya demokrasileri. Bütün dünya demokrasileri millet iradesinin temsil edildiği meclisleri üst erk olarak kabul eder. Yasama belli bir arada denetlemesini yapacak ama dedi ki esasa dayalı bir şey yapamaz. Cemez. Fakat bizim Anayasa Mahkememiz kuruluş itibariyle zaten 61 Anayasası ruhunda da o vardır. Anayasa Mahkemesi'nin anayasa maddesi diyor ki millet iradesi kurumlar eliyle tecelli eder. Kurumlar dedi işte bu işte Anayasa Mahkemesi falan filan filan filan. Yani yetkili organlar. Yetkili organlar. Dolayısıyla bürokratlar, maaşlı adamlar, seçilmiş değil, atanmış adamlar üzerinden yürür. Dolayısıyla bugünkü bizim bu yaşadığımız mesele, evet ben bunu ilk gün tutuklandığı günde biz yayın yapmıştık. O gün söylediğim bir şey vardı. Gönül isterdi ki tutuksuz yargılansınlar. Ama tutuklu yargılanıyorlar. Sonra adamların avukatları müracaat ediyor ve Anayasa Mahkemesi onca dosyanın önüne alıyor bu meseleyi. Niye? Niye yani? Sıradan bir vatandaşın müracaatı orada beklerken... Hayır, bir vatandaşın. Bir vatandaşın. Bir başka vatandaşın. Bir başka vatandaşın müracaatı orada beklerken neden sen Can Dündar ve... Vatandaşının. Öne alırsın. Yine herhangi bir vatandaşın müracaatı orada dururken neden sen Twitter, Facebook meselesinin şikayetini öne almıştın? Yine aynı şekilde neden sen o güne kadar aklına gelmeyen bir şeyi Sabih Kanadoğlu'nun tavşan çıkartır gibi şapkadan çıkarttığı 367 garabetine uyup koskoca meclisi kilitleyip referanduma götürdün memleket, gitmek zorunda kaldık. Hatta işte Cumhurbaşkanı tartışmaları, bugünkü tartışmaların odağında da Anayasa Mahkemesi var. Eğer onlar o kararı vermemiş olsaydı belki de Cumhurbaşkanlığının halk tarafından seçimi meselesi bile bu noktada olmayacaktı. Yani halk seçmeyecekti. Tabii. Sistem yürüyecekti. Dolayısıyla bir Anayasa Mahkemesi problemimiz var. Bu meseleye biraz da böyle bakmak lazım. Ben son bir cümle, belki uzatıyorum ama 50 yıl önce bundan tam 50 yıl önce
Üstad Sezai Karakoç'un Anayasa Mahkemesi ile ilgili yazdığı bir yazının bir bölümünü okumak isterim. Tam 50 yıl önce yazmış Sezai Karakoç. Bunu ben 2014'te yayınlamıştım Haber 7'de. Oradan bir cümle okuyayım yani. AYM Anayasa Mahkemesi siyasi bir dengeleme elemanı olarak kurulmamıştır diyor mesela. Ve devam ediyor. Anayasa Mahkemesi konusu politika olsa da politik bir kurum değildir. Anayasa Mahkemesi bir ihtisas mahkemesidir. Özüyle bir jüri, bir referandum mahkemesi değildir diyor. Yine diyor ki, burası çok önemli. Anayasa Mahkemesi siyasi bir dengeleme elemanı olarak kurulmamıştır. Bu çok enteresan değil mi yani? Ama bizde sanki herhangi bir siyasi partiymiş gibi. Yani şeye dikkat edin. CHP bir şey olur, koşar Anayasa Mahkemesi'ne, kendisi meclisi çözemediği bir meseleyi ya da muhalefet edemediği bir meseleyi Anayasa Mahkemesi'yle muhalefet etmiş olur. Bunu çok yaşadık. Başörtü kararlarını falan da söyleyerek, hatırlatarak söylüyorum. Son bir cümle. Parti kapattı Anayasa Mahkemesi. Ya. Anayasa Mahkemesi'nden meclisin çalışmaz ve işlemez hale gelmesini istemek veya ummak boş bir hayaldir ve siyasi başarısızlıklardan doğma ilkel bir serap avcılığıdır diyor. 50 yıl önce söylüyor bunu Üstad Sezai Karakurt. Sezai Bey partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmış bir fikir ve siyaset adamıdır. Onu da söyleyelim. O zaman partisi yoktu ama. O zaman yoktu ayrı da. Can Dündar'ın gazeteciliği ilgili de bir iki cümle söyleyeyim ve bitireyim burayı. Can Dündar gazeteciliği mesela yine iddia yazılıyor çiziliyor. Satmaya çalıştığı evini satamamışken bir yıldan fazla zamandır satamamışken MİT tırları manşetini attıktan hemen sonra malum çevrenin avukatlarıyla pazarlık yapılıp o avukatların nakit para transferiyle sattığı hem de fahiş fiyatı sattığı bir villa söz konusu. Mesela gazetecilik bir gazetecilikse bazı gazeteci arkadaşlarım bu işin üzerine gitti mesela. Yine Can Dündar gazeteciliğini konuşurken bir de bakıyorsunuz ki o ticaret, o alışveriş sırasında işin içinde olan bir avukatlar var, birkaç tane avukat. Onlardan birisi malum çevreyle doğrudan ilişkiye çıkıyor. Malum çevrede paralel yapıyı kastederek söylüyorum. Paralel yapıyla doğrudan ilişkiye çıkıyor. Ve Can Dündar MİT tırları manşetini, aha işte MİT tırlarının içerisinde şunlar var diye bir yıl önce Aydınlık Gazetesi'nin yaptığı haberi demek ki tesir alanı güçlü olmadığı için bir daha patlatma ihtiyacı hissediyor. Bunu yaparken sadece ve sadece işte efendim Türkiye'yi zora düşürecek, Sayın Cumhurbaşkanı'nı zora düşürecek, hükümeti zora düşürecek bir hamle olarak yapmıyor. Aynı zamanda kendi çıkarları için de yapıyor. Anladığımız kadarıyla konuşuluyor işte iddialar. Satamadığı bir villa var. Bu villayı o manşetten sonra satıyor. Kime satıyor? Ve fahiş fiyatla. Ve fahiş fiyatla. Kime satıyor? Parayı kim veriyor? Avukatlara. Birkaç avukat var. O avukatlar neden yargılanacaklar? İddia ortada. Evet onlar da bir sürü devletin gizli belgelerini yayınlamaktan, yani onlar da casusluktan yargılanacaklar. Dolayısıyla Can Dündar ve Erdem Gül'ün gazetecilik meselesine biraz da böyle bakmamız gerekiyor. Maalesef. Ve Ahmet Kekec'in cümlesinin altını biraz kalın çizmek istiyorum. Gazetecilik yapılacak zamanlarda bu adamlar hiç gıklarını çıkartmadılar. Arazi oldular. Arazi oldular. Bugün gazetecilik faaliyeti adı altında yaptıkları da bu memlekete de ihanettir. Bence gazeteciliğe de ihanettir. Aynen. Bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Şimdi Savcı Sayan'a soracağım ama sormadan önce şunu söyleyeyim. Bazı şeyleri böyle tane tane anlatmak lazım. Tane tane anlatmadığını söylemedim. Öyle yalın anlatmak lazım ki insanlar şimdi Can Dündar'la ilgili konuşmalarımızı işte Ahmet Kekeç parantez açmak zorunda kaldı. Dedi ki ya ben manyak değilim, içeride çürüsün, içeride tutalım falan demiyorum. Hasan Öztürk parantez açmak zorunda kaldı. Ya ben başında da dedim. Başında da dedim. Yani ben yargılamanın tutuksuz yargılanmasından tarafım falan diye. Şimdi bunların söylenmesinin sebebi aslında beni bağışlayın gereksiz bir kompleksten kaynaklanıyor. Çünkü hücum ediyorlar. Çünkü tabii.
Maksat bir saldırı var. Evet. Maksat başka bir şey, siz başka bir şey söylüyorsunuz, biz başka bir şey söylüyoruz. Ama oradan bir cani fotoğrafı çekiyorlar. Şimdi mesele şu. Biz şunu çok net gördük. Şimdi bir çırpıda bir sürü şey söyleyebiliriz. Bir, CNN International gezi olayları sırasında bir hafta önceden geldiği Gezi Parkı'na canlı yayın aracını kurduğu ve Gezi Parkı'ndan günlerce aralıksız saatlerce yayın yaptı. Ama işte 9 saniye verdi Kazlıçeşme mitingini. Ama Hamburg'daki olayları hiç görmedi. Ama Ferguson'u hiç görmedi. Ama işte terör bölgelerinde, Suriye'de, şurada, burada Esad'ın insanları nasıl katlettiğini görmedi. 500 bin kişiyi öldürdü, bunu görmedi. Canım PKK'lı teröristleri cici çocuklar diye PKK'lı gösterdi. O kızları teröristleri cici çocuklar diye gösterdi. Ama biz tepki koymasaydık ortaya, Hürriyet gazetesi o savcı Mehmet Kiraz'ın DHKPC'li bir terörist tarafından öldürülmesi üzerine o pornografik, o kötü görüntüyü bize yutturacaktı. Ama özür dilemek zorunda kaldı. Ama NTV'nin canlı yayın aracı yakıldığında önüne gidip poz verenler alkışlanırken, bunlar kutsanırken, Hürriyet'in kırılan bir camı için Can Baba Türbesi'ne çevirmişlerdi orayı. Uluslararası camiayı ayağa kaldırdılar. Ama az önce işte NTV basılmış, NTV taşlanmış, NTV'nin canlı yayın aracı yakılmış ve neydi o gazetecinin adı? Ruşen Çakır. Evet, Ruşen Çakır önünde poz veriyordu, diğerleri önünde poz veriyordu. Şimdi şunu herkesin devrim çok romantizmi yaşarlar evet, canım. Aynen öyle. Şunu herkesin çok iyi anlaması lazım ki artık silahlar, savaşlar, büyük savaşlar, asıl savaşlar, etkisine dönük savaşlar silahlarla, silahların içine konulan mermilerle yapılmıyor. Artık savaşlar medya yoluyla yapılıyor, algı operasyonları yoluyla yapılıyor. Türkiye'de 17-25'in bir darbe olduğunu, Gezi'nin bir darbe girişimi olduğunu, 6-7-8 Ekim olaylarının bir iç savaş çıkarmaya dönük olduğunu falan, bunların hepsini biliyoruz. MİT tırlarının neden durdurulduğunu bugün artık çok net biliyoruz. O halde PKK'nın arkasında bir konsorsiyum var diyorsak, PKK bir takım devletler tarafından taşeron örgüt olarak kullanılıyor diyorsak, PKK küresel güçlerin adı konmamış gayri resmi silahlı kuvvetleri, askeri yahut IŞİD için yahut diğer terör örgütleri için bunu söylüyorsak, bu küresel gücün dünya üzerinde medyası, terör örgütü, gazetecileri, şirketleri, sivil toplum kuruluşları, sendikaları, şusu busu var. Yani bu ülkede bir canlı bombanın cenazesine gidiliyor, taziyesine gidiliyor, onunla ilgili güzellemeler yapılıyor. Ve bir kısım medya, mesela Can Dündar'ın başında olduğu gazete 28 kişinin ölümüne neden olan o caninin taziyesine giden milletvekilini görmedi. Bunu kınayamadı. O halde hiç kimse bize Allah aşkına gazetecilik faaliyetinden bilmem neden falan söz etmesin. Can Dündar birileriyle birlikte bir operasyon çekmeye kalktı bu ülkeye. Bu bir casusluk faaliyeti. Ahmet Kekeç'in altını doldurduğu şekilde bir casusluk faaliyeti. Ve bu casusluk faaliyeti geliyor. Bir irade var. Bir yargı, siyasi, işte bir her yönüyle bir irade var. Ama bir başka devlete, devlet içerisinde bir başka devlete çarpıyor ve engelleniyor. Siz köprü yapmak istiyorsunuz. Nükleer enerji santrali yapmak istiyorsunuz. Baraj yapmak istiyorsunuz. Geliyor bir başka devlete çarpıyor ve engelleniyorsunuz. Böyle bir süreç. Bu ülkeye operasyon düzenleniyor Savcı Sayan. Şimdi Orta Doğu'daki ülkeleri dizayn eden batılı güçler her yere bir bahane uydurdular. İşte Irak'ta kimyasal var. Bilmem Libya'da demokrasi yok. Müslüman kardeşleri terörist ilan ediyorlar. Müslüman kardeşleri terörist ilan ediyorlar. Seçilmiş Cumhurbaşkanı içeri attılar. Sıra Türkiye'ye gelince Türkiye'yi dizayn etme çalışmasına bir ekip hazırlandı. Bir tarafta paralel örgüt, bir tarafta ana muhalefet dizayn edildi, diğer tarafta bunun için medya hazırlandı. Bunların hepsi birbirleriyle ilişkili ve bağlantılı bir şekilde
biraz önce sizin dediğiniz gibi Türkiye'ye bir operasyon yapıldı. MİT tırları takip edildi, operasyona uğradı. Bunun görevi işte işi de silah veriyor demek muhalefete düşer. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Paralel örgüt tırları takip eder, savcıyı, hakimi ayarlar, askeri ayarlar. O da o görevini yaptı. Bunun bir de medyada duyurma ayağı vardı. Bunu da Can Dündar ve arkadaşları yaptı. Sanki birileri Can Dündar, hani biz Batman'da işte Van'da askeri bölgelerin yanından geçerken fotoğraf çekmek yasaktır diye tabelalar koyarlar. Sanki Can Dündar ve arkadaşları orada geçerken fotoğraf çekmişler. Onları da alıp içeri atmışlar. Böyle basit bir suç. Dolayısıyla bunlara haksızlık yapılıyor. Böyle bir muamele için böyle bir algı operasyonu yapılıyor ve herkes saldırıyor. Parantez marantez açmanın bir anlamı yok. Türkiye'ye büyük bir saldırı var. Türkiye kuşatılmak isteniyor. Buna herkes direnmek zorundadır. Asker ve polisin yanı sıra siyasetçisi, halkı ve yargısı da direnmek zorundadır. Ama eğer Anayasa Mahkemesi daha yerel mahkemenin kararını beklemeden jet hızıyla bunların dosyasını alıp getirip hemen bunları 78 milyonun hakkını ihlal eden bunları hak ihlalinden faydalandırırsa bu sadece Türkiye'ye operasyon yapanların ekmeğine yağ sürmektir. Ve ben değil mi, onun öncesinde bir sürü dosya var. Evet. Asıl hak ihlali onları geriye atıp bunu görmek. Şimdi ben dün tweet attım. Dedim ki yarın biz bu filmi seyredeceğiz. Bunlar hak ihlali diye. Aynen tweetim duruyor burada. Benimki de duruyor. Evet. Aynen okudum. Şimdi burada apaçık bir şekilde Anayasa Mahkemesi bana göre halkından yana değil, ya algı operasyonlarına kurban gitti. Efendim Avrupa Birliği, ya Avrupa zaten bizi dağıtmak istiyor. Zaten bizi yok etmek istiyor. Zaten bize saldırıyor. Biz hala kendimizi ona yamalamaya çalışıyoruz. Hala diyoruz ki biz senin evladınız, bizi kurtar. Ya adam seni vurmak istiyor, öldürmek istiyor. Bugünkü kararla Türk halkının menfaati gözetilmemiştir. Bugünkü Anayasa Mahkemesi Allah'ın mahkemesi değildir. Ben her türlü eleştiririm bu ülkenin vatandaşı olarak. Nihayetinde benim vergilerimle kurulmuş, benim hakkımı savunmak için orada devletin atama yoluyla gönderdiği insanlardan oluşuyor. Orada 3 kişi karşı oy kullanıyorsa 12, o 3 kişinin de bildiği bir şey var. Herhalde onlar da orada Bostan Korkuluğu değil. Onlar da Anayasa Mahkemesi üyesi. Ama bu ülkeye yazık edildi. Biz o 3 kişi gibi düşünüyoruz. Hayır, bu ülkeye yazık edildi. Bu ülke algı operasyonlarına kurban gidiyor. Bu ülke 3 tane yabancı kanalın enkürmenine kurban ediliyor. Yani böyle olmaz ki. Nasıl bir şey? Ben suçlu mu suçsuz mu o mahkemenin işi, benim işim değil. Ama bu basit bir şey değil. Yani vatandaşın birisi, şimdi jandarma bir yere operasyon yaparsa vatandaşın birisi, bir tane Yozgatlı Ali dayı gidip orada jandarmanın operasyonunu önceden bildirirse, jandarmanın operasyonu boşa çıkarsa Ali dayının 77 sürelerisi vatan hainiyle yargılanır ve cezaevinde kalır. Sen Türkiye'yi şikayet ediyorsun. IŞİD'e silah veriyor diyorsun. Belgelerini ortaya koyuyorsun. MİT tırlarını deşifre ediyorsun. Türkiye'nin gizli istihbarat çalışmalarını deşifre ediyorsun. Türkiye'nin o bölgedeki bütün planlarını deşifre ediyorsun. Sonra sen belgesel ustası içeri giriyorsun. Herkes senin için seferber olmuş. Peki hiç yabancıya gitmeye gerek yok. Aynı paralelde düşünen Mehmet Baransu, Hidayet Karaca, bunların dosyaları 2 senedir bekliyor. Peki bunlar niye gelmedi de niye 92 gün içerisinde Erdem Gül Bey ile Can Dündar Bey'in dosyaları getirildi? Bunu kim organize ediyor? Kim bu Türkiye'ye bunun hesabını herkes vermek zorundadır. Türkiye'nin yöneticileri de vermek zorundadır. Liderleri de vermek zorundadır. Hükümeti de vermek zorundadır. Anayasası da halka bunun hesabını vermek zorundadır. Kimse böyle boş konuşmaya çalışmaz. Biz Samsun'dayız. Şu anda Canik'teyiz. Samsunlu iş adamı Galip Öztürk nerede? Gürcistan'da. Niye? İddia ediyor. Diyor ki paralel bana kumpas kurdu. Belgeleriyle ortaya koyuyor. Peki bu adam 2 senedir Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etmiş. Sürgünde yaşıyor. Hak ihlaline uğramış. Niye bu vatandaşın dosyasını getirmiyorsun? Ya da niye başka birisinin dosyasını getirmiyorsun? Niye az subaylar var, subaylar var, askeriyeden atılan, kumpasa getirilen. Niye onların dosyasını getirmiyorsun? İnsan gerçekten hayret ediyor. Hayret oğlu hayret. Hayret de değil. Sadece hayret olsa eyvallah. Hayret oğlu hayret. Bu çok büyük belalar açacak başımıza. Bunu tekrar ediyorum. Türkiye'nin yöneticileri, hükümeti, anayasası halka bunun hesabını vermek zorundadır.
Can Dündar'la Erdem Gül'ün torpili kimdir? Bunu bana insan hakları numarasıyla yutturamazsınız. Bunu bana anayasanın özgürlük anlayışıyla yutturamazsınız. Tarafsızlık anlayışıyla yutturamazsınız. Üstelik anayasanın görevi bütün yargı kapıları tükenmiştir, bitmiştir. Oralardan artık netice alamıyorsunuz. En son bireysel hak olarak ya da kurumsa kurumsal hak olarak Anayasa Mahkemesi'ne gidip bir daha bunları gözden geçirin diyorsunuz. Ben daha birinci mahkemenin kararı bitmeden Yargıtay'a gidebilir miyim? Gidemem. Peki bugün niye böyle bir karar alınıyor? Yarın bizim köyde birisi kız kaçırdı. Kızı hemen yarı yolda elinden aldılar. O da gitse Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etsin. Efendim ben bir kız kaçırdım. Çok seviyordum. Yarı yolda önümü kestiler. Kızı benden aldılar. Hemen 90 gün içerisinde karar verir mi hak ihlali vardır diye? Yolunu kesemezsiniz. Sevdiği kızı alamazsınız. Ya bunlar bizimle dalga geçiyor gerçekten ya. Kimin adına yani? Facebook ve Twitter'da bana ana avrat küfür ediliyor. Benim hakkımı korumuyorsun. Bana ana avrat küfür eden Facebook ve Twitter hükümetin bunca ricasına rağmen o hesapları vermiyor, kapatmıyor. Ama sen onun hakkını savunuyorsun. Şimdi sen kimin anayasasısın? Ya, değil mi? Tipten lan karar. Ya. Sen kimin anayasasısın? Benim mi, onun mu? Benim hakkımı mı koruyorsun? Canikliğin hakkını mı koruyorsun? Amerika istiyor, şak kapatıyor. Şak kapatıyor. Efendim başkası istiyor, tak kapatıyor. Hani bir ara Tansu Çiller emri diyor, ben tak diyor. Biz de tak diyoruz, yapıyoruz diye bir diyemi genelkurmay başkanı vardı. Allah rahmet eylesin. Doğan Güreş. Şimdi bunlar da şak tak yapıyorlar. Şak diye mi diyor, tak diye yapıyoruz. WikiLeaks belgelerini yayınlayan Julian Ajans nerede ya? Nerede? Ne oldu yani? Nerede? Tamam Türkiye'ye kabul edelim hemen gelsin. Hayır gelsin. Sürgün edildi. Can güvenliği yok. Ya gelsin Türkiye'ye kabul edelim. Hayır. Ya Can Dündar'la beraber. Valla Türkiye'nin anayasasına gelsin. Hemen onu aklar Türkiye'nin anayasası. Tabii Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi hemen onu aklar. Anayasa Mahkemesi bugünkü kararla halkının dediğini yapmamıştır, uymamıştır. Ahmet Sever'in dediğine uymuştur. Ben böyle görüyorum. Ahmet Sever'in mektubu vardı. Ahmet Sever'in mektubu çünkü Ahmet Sever Belçika'da çalışmış Brüksel'de. Ahmet Sever kim? Sayın Cumhurbaşkanımızın eski danışmanı, haberci. Hangi Sayın Cumhurbaşkanı? Eski Cumhurbaşkanımız. Abdullah Gül Bey'in. Kaç yıl? 4 mü? 5 yıllık danışmanlığını yapmış. İsmail Cem'le parti kurmuş. Bu ülkede özgürlük ve demokrasi adına naralar atan. Rezil bir kitaba imza atmış. Kitap yazıp bu ülkenin her şeyini allak bullak etmeye çalışmış. En son bir mektup yazıyor. Binlerce Anadolu halkının feryadını dinlemeyen Anayasa Mahkemesi kalkıp Ahmet Sever'in feryadını, mektubunu dikkate alıyor. Ve 12 tane güvendiğimiz, temsilci dediğimiz, bizim haklarımızı savunacak dediğimiz, bizi eski Türkiye Anayasası'ndan kurtardı artık orada hak daha çok dikkate alınacak dediğimiz insanlar 78 milyon halkın hakkını ihlal edene hak ihlalinden faydalandırıyor. Ben isyan ediyorum. Bir vatandaş olarak. Red ediyorum ve eleştiriyorum ve Türkiye'nin yararına bir karar olmamıştır diyor. Ben böyle diyorum. Hüsnü Hacımet. Şimdi deminden beri dinliyorum. Bu boyutta şeyim yok. Bu boyutta heyecanlı değilim. Baştan da hem Ahmet'in hem Hasan'ın söylediği gibi bu şeyler, bu gazeteciler elbette yaptıkları iş gazetecilikle bağdaşacak bir iş değil. Mamafi bunların yargılamalarında biraz daha şey toleranslı davranılabilirdi diye aklımdan geçer. Ama bu benim aklımdan geçer. Benim aklımdan geçiyor diye bu doğru yol bu demek değildir. Tutuklanmalarında işte haklarında talep edilen cezanın boyutlarında 3 müebbet mi öyle yani bir şey. O yargı işi bizi ilgilendirmez o tarafı. Şimdi bunlar sonuçta bizi ilgilendiriyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı da bizi ilgilendiriyor. Öbür mahkemenin yaptığı da sonuçta bizi ilgilendiriyor. Her iki tarafta da tatminkar olmadığını görüyoruz. Kimisi başka bir sebeple, kimisi başka bir sebeple bu süreçlerden tatmin olmuyor. Nitekim Ergenekon yargılamalarında da baştan o istenen cezalar, yapılan şeyler sonra başka mahkemelerin şeyleriyle, kararlarıyla tamamen ortadan kalktı. Onu da ben mesela sağlıklı bulmuyorum. Ergenekon'un tamamen içi boş bir iş olduğunu düşünmüyorum.
Ama öyle yani bir taraftan baktığın zaman çok şiddetli cezalar, başka bir taraftan baktığın zaman sıfır ceza. Şimdi bizdeki yargının hikayesi, yani bizim yargımızın insanları adalet konusunda daha fazla tatmin etmesi lazım. O zaman dersin ki tamam, demek ki layıkı buymuş. Şimdi benim şahsen bir yargıç gibi davranmam veya bir savcı gibi davranmam mümkün değil. Bakıyorum, MİT tırları hadisesi çok büyük bir ihanettir. Paralel örgüt çok şiddetli bir darbe vurmak istemiştir. Bu millete, devlete falan da demiyorum, bu millete çok şiddetli bir darbe vurmak istemiştir. Darbe vurmaya teşebbüs etmiştir. Bundan maksat da Türkiye'yi dışarıda yani işte bugünlere geldiğimizde bunu çok daha iyi anlıyoruz. Türkiye'yi dışarıda terörist devlet ilan etme imkanını aramışlardır. Bu çok şiddetli bir şey. Şimdi bu konuyla ilgili yargının hangi safhada olduğunu da bilmiyorum. Berikiler medyatik olduğu için daha fazla takip ediyoruz da, öteki kim, o jandarmalar, o komutanlar falan filan, onların yargılamaları hangi safhada bilmiyorum, ama o işin esas kısmı o casusluk işidir. Yani kim yaptıysa, nasıl yaptıysa. Bunlar da medya olarak, basın organı olarak bu fiile iştirak etmişlerdir. Ama bunu ben bir yargıç lisanıyla veya bir avukat lisanıyla falan filan söylemem mümkün değil. Biz de öyle bir şey söylemedik ama. Ben size herhangi bir ithamda bulunmuyorum. Ben kendimi anlatıyorum. Kendi baktığım olayı anlatıyorum. Olabilir, insan gazetede yazı yazarak da cinayet işleyebilir yani. Gazetede yazı yazarak da ihanet edebilir. Böyle şeyler mümkündür. Ama sonuçta ben emin olmak istiyorum. Yargının verdiği karardan emin olmak istiyorum. Ya da şu anda olduğundan daha ziyade emin olmak istiyorum yargının verdiği kararlardan. Anayasa Mahkemesi diye bir mahkeme var. Niye çok lokal baktınız meseleye? Yani sadece işte Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmış bu haber, bu görüntüler. Yani böyle çok spesifik, çok böyle lokal bakıldığı zaman resmin büyüğünün ortaya koyduğu resmin gerçek... büyüğünü anlatıyorum, casusluk olayını anlatıyorum. Bunlar da medya olarak buna bir nevi, ya şimdi bu kelimeyi kullanmak bana ayıp geliyor. Evet, yani ne diyeceğim, yardım ve yataklık etmişler. Yani böyle bir fiile. İyi de bir vatandaş olarak bana mı düşer bu adamlar? Bunları yargı söylesin yani. İşin erbabı söylesin. Çok sevmiyorum bu tabirleri kullanmayı. Her neyse, bizim bu şeyden, yargının bizi bu konularda tatmin edecek düzeyde bir adalet nosyonuna sahip olması lazım. Maalesef sahip değil. Bugün için söylemiyorum bunu. Geçmişimizde de öyle. Yani demin konuşuldu, işte başbakanı asıyorsun. Celal Bayar'ı da, cumhurbaşkanını da asmaya kalktı yani mahkemeler. Böyle şeyler, bunların tatminkar olması lazım. O zaman Can Dündar'a müebbet hapis verilir. Biz, insanlar da tatmin olur. Der ki evet, bizim yargı bunu yapıyorsa bu doğru bir şeydir diye, böyle bir tatmin duygusu. Fakat yargının geçmişteki hikayesi, bizim yargımızın geçmişteki hikayesi insanları bu boyutta tatmine itmiyor. Yani tatmin olamıyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı da öyle. Hayır, bir karar vermedi ki yargı henüz. Uygulama hayır, şekli. Hayır, şu anda yargı... Hak ihlali olduğunu. Hayır. Yargı aşama bir sürü karar veriyor. Hayır, tutuklamasına hayır. Karar veriyor, şuna karar veriyor, buna karar hayır. Veriyor. Ya karar verip duruyor. Yargı bu fiili yapan, düşündüğü fiili, iddiayı, işte şikayet var vesaire, tutuklu yargılıyor. Ortada neticelenmiş bir sonuç yok. Doğru. Anayasa Mahkemesi de şimdi hani savcı şimdi Sayan, Anayasa Mahkemesi'ni de anlatıyorum. Onu söyleyeceğim. Savcı Sayan demin bir şey söyledi. Orada bir eksiklik var, onu düzelteyim. Yani hükümet kendisi bir kanun çıkardı. Dedi ki
Bu uzun tutukluluk süreleri nedeniyle insanlar 3 yıl, 5 yıl dava bitinceye kadar işte şöyle sorun yaşıyor, böyle sorun yaşıyor. Burada bir hak ihlali olursa, hani siz şey dediniz, o da hukuki bir şey çıkmasın. Hani daha henüz dava sonuçlanmamış bilmem ne. Zaten o kanun, o şey, yasa o yüzden çıktı. Yani Anayasa Mahkemesi'ne başvurulsun. Böyle bir sıkıntı oluşursa 90 günde karara bağlar. Karara bağlar. 90 günde. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar da tatminkar değil. Aynı şekilde. Yani Twitter meselesinde mesela Anayasa Mahkemesi ne beklersin Anayasa Mahkemesi'nden? Ha, Twitter. Anayasa Mahkemesi şunu bile diyor. Ya ben Twitter'dan fazla da anlamam yani. Bu ne bu? Önce onu anlaması lazım. Ticari Anayasa bir kuruluş. Ya. Sonuçta Anayasa Twitter ticari bir kuruluş. Doğru söylüyor Ahmet Kekeç. Ticari bir kuruluş, bir şirket. Fakat ama Anayasa Mahkemesi, bir dakika abicim. Çok özür dilerim. Anayasa Mahkemesi bunu hava gibi, su gibi, efendim ekmek gibi doğal bir işe olarak. Ha tamam, ben zaten onu söylüyorum. böyle bir muamele yaptı. Niye yaptı işte? Ha, soruyorum, niye yaptı yani? Ben hepsini soruyorum. Hayır, şimdi bir saniye. Ben Yusuf Ziya Cömert, yani benim eleştirim Münevver, yani biz işte benim eleştirim usulden değil, temelden ilgilendirmez. Temelden hayır. Yani hukuk sisteminin tamamından hayır, bir şikayet. Bak şimdi söz konusu. Hukuk sistemi milletin çok özür diliyorum. Evet, Yusuf Ziya Cömert. Evet. Yani ben moderatör olarak müsaade et. Tamam. Bu seninle ilgili değil. Hasan Öztürk de aynı şeye düştü. Evet. Şu. Düştü. Evet. Bunun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Çiziyorum. Ben biraz de çiziyorum. Sonra o düştüğüm yerden kalkmak isterim. Tamam. şu. Temelden ele alamam bunu. Usulden ele alamam bunu. Kanunla bakamam buna. Yani çok net özetlediniz. Sevgili kardeşciğim. Dur bitireyim. Yani. Bu adamların geçmişinde bu kadar şey var yani. Ne derler ona? Sabıka var yani. Ha? Onu söylemeye çalışıyorsun. Onu anlatıyorsun. Yoksa sabıka var. Bu mesele niye hatırlattın? Bu mesele kanun niye, meselesi, yasa niye meselesi. Niye insan gerçekten meselesi. Hayret ediyor cümlesini kurduk evet, yani. Evet, tamam. Dolayısıyla biz burada hani ya bu işte yargıya olan itimadımız düştü, bu yasayı düzeltelim değil. Oturuyor orada 11 tane adam, eskiden 11 taneydi. Yasayı düzeltelim demiyor mu Yusuf Ziya Cömert? Biliyorum. Yani yargının bakış açısı biliyorum. Sağlıklı değil. Ben şey, yani bak, ama diyelim üzeri izah edemiyor. Neden yapıyor sorusunun cevabı ne? Niye Twitter gibi bir şirket, yani Twitter'ı savunursun, arka çıkarsın, iletişim hakkı. Ne iletişim? Telefonum çalışıyor. Tamam, aynı şeyi söylüyorsun. Sen de mi aynı yere düştün? Hayır. Sen de aynı şeyi yerine söylemiyoruz ya. Aynı şeyi söylüyorsun. Hayır, aynı şeyi söylemiyoruz. Aynı yani, düştüğümüz yerden kalkmamız lazım. Bu 15 12 yargıç niçin kalkıyor hak Twitter'ı kapatamazsınız vardı diyor. Yani ona ne? Anlamaz bile Twitter'dan. Sistemi tamam, nasıl çalışıyor? Tamam, onu söyleyeyim. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, niye? Yani şimdi hukuk sistemi oluşur. Hukuk sistemi adaleti tesis etmek için oluşturursun yargı sistemini. Bunu hedefin adaleti tesis etmekse o zaman olaya başka türlü bakarsın. Hedefin yargıyı bir aygıt, bir araç olarak kullanmaksa o zaman başka türlü kurarsın şeyi. Benim anladığım Türkiye'de öteden beri diyelim Ahmet Kekeç'in yaptığı gibi 60'tan da 27 Mayıs'tan da başlatabiliriz bunu. Daha eskiye de götürebiliriz. Yani İstiklal Mahkemelerinin haksız yere astığı diyelim İskilipli Atıf Hoca. Niye asıldı? Hangi hukuka sığar? Yani buna benzer şeyler. Demin Samsun'un belediye serbest fırka, Cumhuriyet Serbest Fırkası mensubu belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanından söz ettik. Tabii başkanımız o. Onu da şey yapmışlar. Boşnakzade. Onu da bir nevi Boşnakzade. Ahmet Resaybi. Evet. Onu da bir şekilde izale etmişler. Yani. Ya Yusuf Hocam, ben aslında net sorayım şu soruyu da o çıksın. Şimdi bu söylediklerine itiraz getirecek bir şey yok. Evet. Yargı eleştirisi, işte o eleştiri. Benim cevabını merak ettiğim soru şu. Üçüncü havalimanı yapacaksın. Tak, yapamazsın diyor, kapatıyor. Kanal İstanbul yapacaksın. Yapamazsın. Twitter ya ülkeyi karıştırıyor.
Burada bir sürü ülke aleyhine işler yapılıyor. Kapatacak. Yok diyor, kapatamaz. Kapatmıyor. Öbürü casusluk yapmış. Yok diyor, salacaksın. Yapmamıştır. Öbürü efendime söyleyeyim nükleer santral, yok yapamazsın. Çünkü öbürü siyasi davranıyor. Bir saniye. Siyasi pozisyonuna göre davranıyor. Yani mahkemede. Öbürü başörtüsü yasağı. Şimdi bunların hepsini topladığın zaman bunların her biri hani belki soruyu soramadığım için cevap gelmemiştir. Belki bu cevabı vermemek imtinası vardır. Bu tamamen iddia. Cevabı hocam siyasi davrandığı için. Bak şimdi, cevap. Hayır. Cevabı şu. Yani cevabı şu derken şunu kastediyorum. Ya bu saydığım her şey bu ülkenin milli menfaatlerini içeren meseleler. Ama işte siyasi her biri, bir davranış. Bak şimdi her bir siyasi bir davranış olamaz. Yani milli menfaatlere karşı siyasi bir davranışı bana izah eder misin? Ben Tugay Bey... Olur tabii ki canım. Kendi vesayet düzenini hangi şeyle kurmuşlar? Kendi pozisyonu dışındaki bir davranış sergilediğinde siyasi bir davranış sergilemiş. Hayır hayır. İhanettir o. Tabii ki ihanet. Bu ihanettir. Siyasi davrandığı için ihanet ediyor zaten. Şu, bu siyasi değil. Ben kastı anladım ama yani bu çok öte bir şey. Bu başka bir şey. Bizden ne dememizi bekliyorsun? Merak etme. Ben şöyle anlıyorum. Zaten beni de ilgilendiren o tarafıdır. Hukuk tarafından ziyade bunu yaptıran birisi varsa Türkiye çok büyük bir kuşatmanın altındadır. Herhalde sen bunu demek istiyorsun. Ya onu ve şunu demek istiyorum. Evet. Şimdi Türkiye %70 küsür enerjide dışa bağımlı. Evet. Doğru değil mi? Buna rağmen evet. Niye %70 böyle yapıyorsun? Duruyorsun nükleer enerjiyi kapatıyorsun. Aha da bu rüzgar güllerine şeylerine de türbinlerine de dur diyorsun. Dur diyorsun. Kömürü çıkarttırmıyorsun. Kömürü de çıkarttırmıyorsun. Hidroelektrik santralleri de yapmıyorsun. Sonra doğalgazı kesilince de bağırıyorsun. Doğalgaz Rusya ile kavga etme, gazımızı keser diyorsun. Keser diyorsun. Tabii. Şimdi Allah aşkına sonra diyorsun ki en üst cümle sen %75 enerjide dışa bağımlı olmaya devam edeceksin kardeşim diyorsun. Bu siyasi bir şey değil. Kardeşim bu, bak bu kararı dinle. Bu kararın altına imza atanın bizimle, benle, bu ülkeyle alakası yok. Dinle. Şimdi bakın. Neyse Yusuf Siyacım. Yani bu siyasi davranmaktan bahsediyorum. Siyasi davranmak bir savunma değil. Yani bunların lehine bir savunma değil. Bunlara yönelik çok şiddetli bir tenkit. Siyasi davranamazsın. Adalet olgusu neyi gerektiriyorsa onun peşinde olacaksın. Bunların siyasi davran ya bunlardan ne bekliyoruz? Adalet dediğimiz şeyi üretmelerini bekliyoruz. Böyle bir üretim bekliyoruz. Halbuki bunlar siyaset üretiyorlar. Hiçbir üretim yapmasalar bundan daha iyi. Ha tabii. Doğru söylüyorsun. Siyaset üretiyorlar. Siyaset üretmekten kastım da şu. İktidarda bir parti var diyelim. Veya muhalefette bir parti var. Önemli değil. Muhalefetteki partiyi tutuyorsan muhalefetteki partinin pozisyonuna göre kararlar veriyorsun. İktidardaki partiyi tutuyorsan o yargı kurumu olarak iktidardaki parti lehine karar onun pozisyonuna göre ona uyan kararlar veriyorsun. Böyle bir şey. Yok öyle bir şey işte. Ben de onu söylüyorum. Yok öyle bir şey. Ne yok? Yani bu dediğiniz gibi bak biz efendime söyleyeyim şu kurumun bilmem nesi bunu konuşmuyoruz. Biz yani mesela şu an konuştuğumuz casusluk, enerji bilmem ne vesaire. Buralarda bugüne kadar siz bak bir başka örnek daha vereyim. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de sıkıntılar yaşıyorsun. Başörtüsü meselesini alıyorsun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyorsun. Diyorsun ki ey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sen bu insan haklarına falan önem veren bir mahkemesin. Bizde sana karşı yükümlülüklerimiz var. Bizim ülkede bir takım manyaklar çıktı. Başını kapatamazsın diyor. Allah aşkına şunları bir uyar da bu saçma sapan yasağı kaldırsın diyorsun. Sana diyor ki yok kardeşim diyor. Yasakları haklı doğru diyor. Evet. Öbürü gidiyor diyor ki ya diyor, ben iç meselen diyor. Öbürü gidiyor diyor ki ya ben ne yapmışım diyor. Bana PKK diyor. Ben diyor o 50 tane adam öldürmüşüm diyor. Beni içeri atmış. Diyor ki bu diyor özgürlük mücadelesi veriyor. Bunu içeriden çabuk çıkar diyor. Şimdi bu mahkeme, Anayasa Mahkememiz, öbür mahkeme, Avrupa İnsan Hakları, şu bu, bunların hepsinin verdiği bu tür kararların ortak bir özelliği var. Bunu izah ettim. Buna ihanet dememi mi bekliyorsun? Yani bu tür kararlara ihanet dememi mi bekliyorsun?
bu kararların ihanete benzediği durumlar çok oldu yani. Haksız diyebilirim bu kararların birçoğu için. Bu haksızlık bazen ihanet anlamına gelir, bazen adaletsizlik, hukuksuzluk anlamına gelir. Yani bu şekilde yorumlayabiliriz. Hakikaten ihanet anlamına gelecek kararlarda gördük. Ayrıca başka bir ihanet daha var. İnsanlardaki adalet fikrini, adalete, yargıya güven duygusunu hırpalamak da ihanet yani. Bir açıdan baktığın zaman. Yani diyelim ki Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararını vermesi ihanet, çünkü hepimizde hukuk, yargı falan filan kavramlarını berhava etti o dönemin Anayasa Mahkemesi. Veya başka şeyler. Neyse, demek istediğim, bir, bunu AK Parti de yapabilir. Yapsa iyi olur. Yargıyı içindeki arızalardan, şeyleri kastetmiyorum. Yani Ahmet, Mehmet falan öyle kastetmiyorum. Sorun neyse ona iyice bakıp daha rafine bir adalet üretimi sağlanması. Çok sıkıntılarımız var. Paraleller var içinde, başkaları var falan filan. Bir ara bir yazı yazmıştım. Yargıçlar bizden olmasın, adil olsun. Bunun da maksadı bizden olmasın demek değil. Tabii ki bizim insanlarımız olacak. Ama önce onlardan adalet beklememiz gerekiyor. Birisi bu. Evet. İkincisi de bizim, evet, bir paralel sorunumuz var. Hem yargıda var, hem yargının dışında var. Birçok yerde var. Bunda da şeyden hatırlıyorum, bu tabiri sevdim. Leğendeki suyu boşaltırken bebeği fırlatıp atmak zorunda değiliz. Şeyh Abdülkadir Sufi, sonradan Abdülkadir Murabıt. Şimdi yargının veya başka şeylerin içindeki şeyi, oradaki pisliği temizlerken her tarafı hırpalayacak şekilde bir politikada güdülmemesi lazım. Peki. Bunu kastediyorum. Hasan Özgür'e sataştın. Evet, düştüğüm yerden bir baktım, çerçeveyi bir daha. Oradan bir kal. Düştüğüm yerden şöyle görünüyor işin aslı. Burada onu anlatmıştım. Yani en sıra dışında yine anlatmıştım. Şimdi bütün yaşadıklarımızın gerekçesi şu. Türkiye diz çökecek mi, çökmeyecek mi? Birincisi bu. İkincisi, yıllardır diz çökmüş bir Türkiye vardı. Bunu nasıl sağlamışlardı? Örnek, söylemiştim, tekrar söylüyorum. Fransız Sömürge Bakanı'nın bir raporunu hatırlatmak isterim. Afrika ülkeleri için, Afrika'daki sömürgeler için yazdıkları raporda diyor ki, sömürgemizin veya bu ülkeler üzerindeki egemenliğimizin devamı için uzun soluklu eğitim kurumları kurmamız gerekiyor ve o eğitim kurumlarından yetiştirdiğimiz insanlar üzerinden, oranın yerliler üzerinden iktidarımızı veya da sömürge düzenimizi devam ettirmeliyiz diye bir rapor var. Ben diyorum ki, onu çevir Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'deki eğitimden geçen insanların oluşturduğu elitler, yani işte bir tarafında siyasetçiler, bir tarafında yargı mensupları, bir tarafında eğitimciler, işte bu şeyi de hatırlatmak istiyorum. Akademisyenlerin imza meselesini hatırlatarak söylüyorum. Bir bakıyorsunuz ki belli bir süre sonra bu çark, yani o diz çökmüş hali, kabullenme hali ve bunu bir gerçekten bağımsız bir Türkiye gibi kabul etme hali yerleşik hale geliyor. Şimdi bu yargıyı konuşuyoruz. Özel alanımız yargı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bugün Can Dündar ve Erdem Gülüç'ün verdiği hak ihlali var kararını konuşuyoruz ya. Burada da bu yansıyor. Yani Türkiye kendisi tekrar ayaklarının üzerine kalkacak mı? Ve bağımsız bir ülke olacak mı? Ve bunun için mücadele verecek mi? Sorusunu sorduğumuz, bununla ilgili konuştuğumuz dönemde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Öyle bir düzen kurulmuş ki nereden baksan bir başka bir vesayetle karşılaşıyorsun. Yani Anayasa Mahkemesi şu anda hukukun vesayetini eline almış. Siyaseti kilitlemiş. Öyle mi?
kilitledi yani, biz gördük bunları yani yakın tarihte bunların hepsini. 5000 defa. Yakın tarihte bunu gördük. Dolayısıyla illa yani şimdi ihanet amenna yani bunu ben söyledim de baştan beri. Fakat şöyle bakarsak bundan sonra ne yapacağız? Anayasa Mahkemesi'ni yok sayacağız. Sayamıyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Yargıtay'ı yok sayalım. Sayamıyoruz. Danıştay, sen örnek verdin işte, bir bakıyorsun diyor ki meclisten bir kanun çıkıyor. Kardeşim bundan sonra dershaneler yoktur diyor. Danıştay'dan bir karar çıkıyor. Doğru mu? Anayasa tabii. Mahkemesi biliyorsun onunla ilgili de karar verdi. Yani yürütmeyi durdurdu, yasanın bir bölümünü iptal etti falan filan. Sonuç şu, biz dizlerimiz üzere çökecek miyiz tekrar, yoksa ayağa mı kalkacağız? Çöktürmek için kendi içimizdeymiş gibi ve kendi kurumlarımızmış gibi düzen kurulmuş ki onun için 50 yıl önceki eleştiriyi okudum burada bizim Üstad Sezai Bey'in cümlelerini okudum. Bir düzen kurulmuş ve o düzen devam ediyor. Yani vesayeti bir şekliyle bu sefer de Anayasa Mahkemesi ile yaptılar. Anayasa Mahkemesi olmazsa başka bir şey yapıyorlar. Mesela askerin içerisinden bir junta çıkartıyorlar. Yani biz bunu da yaşadık. Ya zaten bu darbenin birinci aleti asker, ikinci aleti yargı. Dolayısıyla düştüğüm yerden böyle görünüyor. Ya ben de bir düştüğüm yerden kalkmak istiyorum. Parantez meselesi benim kafama takıldı. Ben onu bir itham olarak almadım. Bu parantezi bir kez daha açıyorum. Can Dündar'ı içeride görmeye meraklı değilim. Hakikaten onu söyleyeyim. Ama ben işte ihanet, siyaset, şu bu noktasından çok ahlak noktasından bakalım diyorum. Ahlak. O da şu. Şimdi içeride görmeye meraklı olmadığım bu zat gezi olaylar sırasında çıktı. Oğlum. Bir televizyon kanalına bağlandı. Dedi ki polis Taksim'de katliam hazırlığı yapıyor dedi. Annelerim kucağından çocuklarını alıp zorla götürüyorlar dedi. Sanki temerküz kampına götürülüyor. Helikopterlerden ateş ediliyor dedi. Evet. Oğlum kayıp dedi. Şimdi bu adam bir yalancı. Tamam mı? Bu adam yalancı oldu, ortaya çıktı. Bu Can Dündar denilen kişi tescilli bir yalancı. Bu yani hakaret falan aranmasın burada. Bunun yalanını işte 90 milyon, 70 milyon neyse cümle alem. Onlar çok iyi biliyorlar. Bize bu adam bir yalancı. Bize ne yalancı? Bize ne? Tamam. Bana ne? Şimdi bu yalancının bize ne yalancılığından ilgilendiren tarafı var. Bizi ilgilendiren tarafı şu. Gazeteciliği de yalancı. Ben bu yalancıya inanmak zorunda değilim kardeşim. Bak geçen gün, daha birkaç gün önce bu adamı yönettiği gazetenin manşeti. Türkiye ile IŞİD yetkilileri arasındaki görüşmelerin belgelerini yayınladılar. Tutanaklarını yayınladılar. Şimdi bakıyoruz. Tutanak diye yayınladığı şey sınırdaki bir kaçakçılık operasyonuyla ilgili bizim güvenlik birimleriyle onların işbirliği yaptığı yerel unsurlar arasındaki konuşmalar. Bunu utanmadan, Allah'tan korkmadan, büyük bir ahlaksızlıkla Türkiye ile IŞİD arasındaki görüşmenin belgeleri diye yayınladılar. Evini satmak için, ikinci evi vardır onu satmak için. Bak niye bu adamı bu adamın yalancılığı niye problem? Bu yüzden problem. Ben bu yalancının yaptığı haberlere itibar etmek zorunda değilim. Tamam mı? Parantezi gene de açmaya devam ediyorum. Etme, itibar da ediyorum. İçeride görmeye meraklı değilim ama bu adam bir yalancı. Bu adamın gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi yok. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bu karardan sonra hani Türkiye şu anda paralel örgüte yönelik bir mücadele yürütüyor ya. Paralel örgüte yönelik mücadele bitmiştir. Artık bu çeteye dönük soruşturma başlatacak bir savcı bulamayacaksınız. Bu karardan sonra. Anlatabiliyor muyum? Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu açıdan da nokta değeri gören, nokta işlevi gören bir karardır. Bitti. Ben Ahmet Kekeç'in son kelimesine harfiyen katılıyorum. Cumhurbaşkanı ve birkaç kişi dışında kimse bu konuyla mücadele etmiyor. Türkiye'yi teslim etmek istiyorlar. Bu konuda aynen düşünüyorum. İkincisi, bence Türk Ceza Kanunu'na yeni bir madde eklenmiştir. Siz düşmediniz ki. Niye ikinci gün? Biz düşmeden... geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim Hasan abi. Bence bir yeni bir madde mi eklenmiş? Haberim yok. Bize duyursunlar. Memurların dokunulmazlığı var. Siyasilerin dokunulmazlığı var. Askerin dokunulmazlığı var.
Bence bu kanun, bu cezalar sadece sivil vatandaşa uygulanıyor. Onun dışında kimseye uygulanmıyor. Ben de o sivil vatandaşlar adına şu anayasayla ilgili yazılan bir yazıyı bir dakikada bitirip söz hakkımı arkadaşlar devam eder belediye başkanı. Anayasa. Kul kurban olduğum hükümet baba, bana bir alfabe veremez miydin? Karadağlar kar altında galanda, ben gülmezem değil bilmezem. Şavata'dan Hakkari'ye yol bilmezem. Kurban olam çaresi ne? Hoy babu. Bebek yanır, bebek hasta, bebek ateş içinde. Ben fakir o, ben hakir o. Doktor, ilaç, çarşı, pazar, tam takır o. Kurban olan bu ne iştir? Hoy babu. Çocuk ağlayır, çocuk ölür. Geçit vermiyor zap suyu. Parasız o, çaresiz o. Ben halsiz o, ben dilsiz o. Şehir uzağ, yolsuz o. Bu ne haldır, bu ne iştir? Hoy babu. Karadağda, kar altında ufak ufak mezerler. Yedi ceset hetim ettim, zap suyunda yüzerler. Hükümete arz eylesem azarlar. Ben ketim o, ben hetim o. Ben ne biçim vatandaşım? Hoy babu. Şavata'dan Ankara'ya ses gitmiyor. Biz gitmeye kavatımız, gücümüz hiç yetmiyor. Malımız yok, yolumuz yok. Ankara'ya ses verecek dilimiz yok. Kanadımız, kolumuz yok. Bu ne biçim memlekettir? Hoy babu. Yerin yurdun adresin bilmirem. Ankara'da anayaso. Ellerinden öpüyor haso. Yap bize de bir iltimazo. Bu iş mümkün mü? Yok hoy babu, hoy babu. Bugünkü anayasa budur, vatandaşın durumu da budur. Sen hemşerimin şiirini okudun. Evet, anladım. Hepimizin başı sağ olsun. Ruhuna el fatiha. Kimin şiiri? Şemsi Belli'nin. Şemsi Belli'nin şiiri. Anadolu'daki... Müzik olarak da vardı. Evet, galiba. Var, müzik olarak var, da var. Çok, var, var, evet. Çok hoşuma giden bir şiirdi. Unutmuştum, ezberlemiştim daha önce. Şimdi buldum, okudum. Ana yolu, Anadolu'daki halkın ızdırabı budur. O son dörtlük çok önemlidir. Biliyor musun Savcı Bey? Mesela bu anlattığın mesele eski Türkiye'nin direkt yaşadığı bir şeydi. Biz yeni bir Türkiye kuralım diye uğraşırken yine Anayasa Mahkemesi diye, Anayasa Mahkemesi diye bir şey çıkıyor. Bizi tekrar şimdi, hadi kardeşim şu, sen azıcık ayağa kalkmak üzere bir daha diz çök. Bak, bir daha diz çök. Hasan abi şu dört cümle. Yerin yurdun adresin bilmirem. Ankara'da anayasa. Vatandaş bilmiyor. Ellerinden öpüyor haso. Yap bize bir iltimaz ol. Yani sen herkese yapıyorsun, bize de yap. Bu işin mümkünü yok mu? Hoy babu diyor. Ha, bu yeter. Ben artık konuşmuyorum. Üstüne acaba bir şey söylüyordun. Şimdi bütün bunlar Türkiye'nin doğru dürüst adam gibi bir anayasa ihtiyacı içinde olduğunu da belgeliyor. Aynen. Buna aynen, benzer şeyler. Aynen. Kesinlikle. Şimdi kesinlikle. Yani sağa sola işaret vermeye falan gerek yok. Türkiye o akıl var mı memlekette? O birikim var mı? Bu da herhalde Türkiye için bir sınav olacak. Çünkü hakikaten hem hukuku gözeten hem demokrasiyi gözeten, şimdi Türkiye mesela AK Parti döneminde fiziki şartlar anlamında işte kalkınma, yollar, izler falan filan bunları yapıyor ama işte yargı, yani işin şeyine gelince bu tür engellerle karşılaşıyor. Eğitim? Yani bir takım alanlar var. Şimdi mevzumuz bir icraat eleştirisi değil. Ama işte buralarda tıkanıyor. İşte Anayasa Mahkemesi'nin adil ya da gayri adil karar vermesi, yani güvenilir bir karar vermesini sağlayamıyor yani. Şimdi mevcut anayasal sistemimiz, yapımız belli olmaz. Tabii iş insan malzemesiyle de ilgili. Yani sen baştan hukuk okuyan adamını ya da ilkokulda okuyan, ortaokulda okuyan çocuğunu gücü yetene felsefesiyle yetiştirirsen o zaman sonundan bunun sonunda adalet üretemezsin ya da başka iyi bir şey üretemezsin. Ama sonuç şurada tartıştığımız sıkıntılar bizim gerçekten adil ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir
anayasaya acilen ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Yani bu şimdi demin Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararını şey yaparken yani hava su muamelesi, hava su bu yani. Bu hava su kadar esaslı ciddi bir anayasa değişikliğine ihtiyacımız var. Ve yani hakikaten 80'den bu zamana kadar gelen o yamalı anayasa da ayıp artık yani. Eyvallah. Son sözü Dönük Belediye Başkanı Osman Genç'e verelim. Bize şunu anlatsın. Bu ülkenin hep kaderi. Bir dönem serbest fırkadan belediye başkanı değil mi? Seçilen evet. Kimdi? Boşnak Sade Ahmet Resai Bey. Boşnak Sade Ahmet Resai Bey. Yıl? 1930. 1930'da belediye başkanı seçiliyor. Sonra kadre uğruyor. 6 ay sonra ölüyor yahut öldürülüyor. Bugün bu belediye başkanının ne mezarı var ne şusu ne busu. Araştırıyor evet. Osman Bey. Bahseder misiniz bize kısaca? Evet, son cümle. Ben Yusuf Bey'in bıraktığı yerden bir şey müsaade etsin söylemek istiyorum. Bu süremiz anayasa yok, ile evet. alakalı bunu siz güzel tartıştınız. Tabii bir yazılı metin var, bir de yazılı metin haricinde de bir de ruh var yani. Tabii. Bu işi bütün meseleler hep ruhuna göre karar veriyor. Bu ruh da sürekli biliyorsun zamana göre değişiyor ve böyle ucube kararlar çıkıyor. Bugün burada bunlar eleştiriliyor. Dolayısıyla bu işin çözümüne parmak bassı Yusuf Bey. Milli bir anayasa peşinde sadece bir anayasa değil, onunla birlikte milli bir sistem yani bu işi yürüyecek milli bir sistemle geçişi sağlamadıktan sonra Türkiye'de bu tip kararları önümüzdeki günlerde de görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ben bununla alakalı bunu söylemek istedim. Buna nokta diyorum. Eyvallah. Şimdi tabii bu mesele sadece işte bugün verilen kararların geçmişte de yaşanmış olanlardı. Bunlardan işte 1930'lardaki Serbest Fırka Partisi'nin kuruluşu 99 gün ömrü olmuştu. Ondan önce de Terakki Berber dediğimiz Kazım Karabekir'in bir yani yıl numaradan sürdü. Numaradan Ahmet Kekeş daha iyi biliyor. Numaradan kurdurulmuş bir parti. Tabii. Fakat iş ciddiye bir şey. Tabii. Müthiş bir biliyorsunuz. Kazanın, yani siz bu işin farkındasınız. Kurulduğunda hatta İzmir'e gittiğinde 40 bin aşkın bir teveccühle karşılanıyor. İzdihamda insanlar tabii. da ölüyor orada. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan millet kurtulmak istiyor. Tabii. Seçim var ama tek adayı var yani. Dolayısıyla Samsun'da bunlardan birisi bu kurulan bu parti, 99 gün sonra kapatılan bu parti hayatında bir seçime rast geliyor. O da yerel seçimler. Yerel seçimlerde o günün Türkiye Cumhuriyeti'nin 502 yerde seçimi kazanıyor Serbest Fırka Partisi. Bunlar ikisi merkez, çok büyük iller. Diğerleri kasaba ve ilçeler. Silifke ve Samsun. Silifke ve Samsun. Tabii kazanıldığında Silifke hemen ilçeye döndürülüyor. Bak o gün Samsun 1930'larda Serbest Fırka Partisi'nden Boşnak Sade Ahmet Resai Bey %88.3 ile kazanıyor seçim. Çok yüksek. Ezici bir. Çok ağır, ezici, bir darbe. Ağır bir darbeyle kazanıyor. Fakat bu şehirde hala 17 büyük konsolosluk var. Bu şehirde ileri ufaklı konsolosluklara birlikte 50 aşkın bir konsolosluk var. Bu şehirde bilim ve sanat da önemli bir merkezi devam ediyor. Sancaklık özelliğini şeye son cumhuriyetin 10 yılında devam ettiriyor. Samsun'un bugün kırılma noktası aslında 1930 seçimleriydi. Tabii daha sonra 1930'lardaki sonra Kazım Mustafa Kemal Atatürk 11 yıl sonra Samsun'a geliyor Kasım ayında. Ve tabii bir araya geliniyor. O günün valisi hepsi bir araya gelindikten sonra akşamki yemeğe davet edilmiyor. Boşnak Sade Ahmet Resai Bey sonra davet ediyorlar. Sohbet ediliyor. En sonra Kazım Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Boşnak Sade Ahmet Resai Bey'e Serbest Fırka Partisi kapatıldı efendim diyor. Serbest Fırka Partisi kapatılmış olan bir partinin belediye başkanı olur mu? Olmaz diyor. Dolayısıyla diyor istifa etmelisin diyor. Ve o günün şartlarını Türkiye'sini düşünün. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından çıkan her şeyin kanun olduğu bir dönemde Boşnaklı bir Ahmet Resai Bey milletin %88.3 oyunu almış. Millete karşı sorumluluğunu hissederek bir cevap veriyor. Diyor ki efendim doğru diyorsunuz ama diyor. Milletin itimadını ve teveccühünü boşa çıkaramam ve istifa edemem. Siz gereğini yaparsınız efendim diyor. Bunun üzerine müsaade istiyor ve oradan ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra vali ve il emniyet müdürü görevden alınıyor.
Sene 1931, 8 Mart 1931'de de Samsun'un seçimleri Danıştay'dan iptal edildi. Danıştay bak o zaman. Tabii. Ve ondan sonra 6 ay sonra Boşnak Saadet Ahmet vesaire bir rahmetli oldu. Ve ondan sonra bugün işte biz onun mezarı ile alakalı öldü mü, öldürüldü mü meselesiyle alakalı bir araştırma. Görevlisine, arkadaşımıza bu işi verdi. Şu anda araştırıyoruz. Çünkü Boşnak Saadet Ahmet Resai Bey bu şehrin ilk seçilmiş belediye başkanıdır. Ve bu şehirde ilk defa milletten almış olduğu oyu sorumluluğu ama Danıştay tarafından ve dik durarak savunan ve Danıştay tarafından işte o gün bugün Anayasa Mahkemesi o günde Danıştay'da iptal edilmiş. Samsun'un kırılma noktası burası dedim. Şunun için diyorum. 1933'ten sonra Samsun'un bütün uluslararası özellikleri, ticaret özelliği, bilim ve sanattaki merkezi yok ediliyor. 1950'ye gelindiği zaman sıradan bir Samsun haline. Yani diğerini ilçe statüsüne döndürüyorlar. Uluslararası bir şehir sıradan bir şehir haline getiriyor. Ceza veriyor. Cezalandırıyor. Dolayısıyla diyoruz ki biz ya bedelleri bedel ödemiş şehirler muhakkak hakları iade edilmeli bu dönemde. Bu şehir önemli bir bedel ödemiş. Önemli bedelin ötesinde önemli de bir görev yapmış. Milli mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna sebep olan bu şehir tesadüfü Gazi Mustafa Atatürk'ün buraya gönderilmesi bir tesadüfü değildi. O gün Vahdetli ve arkadaşları Samsun'a yani Canik Sancağı'na gidiyor. Orası geldiğinde bir sancaktı. İşte 1950'lere geldiğinde rahmetli Menderes tek başına iktidara geldiğinde Samsun'da iki önemli iş yapılıyor. Birisi limandı, birisi de orada arasındaki yoldur. Samsun sıçramayı orada yakalıyor. Ama Samsun bu muhafazakar kimliği ve duruşu 61 anayasına %57 red vererek darbe anayasasına red vererek. Bu anayasa mahkemesini kuran anayasaya hayır diyor değil mi? Hayır diyor. 157 red veren duruşu olan bir önemli bir şehirdir. Biz buradan şunu söylemek istiyoruz. Yani son cümle. Şehirlerin bedel ödemiş bu şehirde. Türkiye'nin pek çok yerinde var. Eğer geleceğimi inşa etmek istiyorsa 21. yüzyılda yani 3. bin yıla medeniyetine mührü biz vuracaksak geçmişte vurduğumuz gibi şehirlerin haklarını tekrar iade edilmeli. Tekrar şehirlerin hafızalarını dönerek bugüne şehirleri güncellemek zorundayız. Başkanım bayan voleybol takımınız mı? Bayan basketbol takımımız var. Basketbol takımı Süper Lig'de değil mi? Evet. Canik. Samsun Canik Belediyesi bayan basketbol takımımız var. Peki Canik 55 tabanca fabrikası Canik'te midir merak ediyorum. Canik sınırların içinde değil ama ilçemiz Tekeköy'e taşındı burada. Ya buradan mı ismini? Evet buradan aldı Canik 55'ten. O bayan basketbol Süper Lig'de oynamaya. Süper Lig'de. Fenerbahçe'yi yemişler. Evet. Şu anda 7. sıradayız. Ama hedefimiz sporda Samsun'un Süper Lig'de takımı yok ama Samsun'un Süper Lig'de Samsun'u temsil eden Samsun bayan basketbol takımımız var. İnşallah daha güzel günlerde günlere gidecek çok diye düşünüyoruz. Sizlerle burada olmaktan hakikaten mutluluk duyduk. Eyvallah. Size tekrar teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Ülkede de teşekkür ederiz. Eyvallah. Samsun Canik'ten yaptığımız yayın burada sona erdi. Düştüğümüz yerden yaptığımız yayın. Düştüğümüz yerden değil. Samsun Canik'ten yaptığımız yayın burada sona erdi. Tartışma hiç şüphesiz yarın daha da çok alevlenecek. Daha da düşeceğiz. Daha da düşeceğiz. Daha da çıkacağız. Göreceğiz. Efendim herkese iyi geceler. Hoşçakalın.